Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin khatemin nebiyyin ve imamil murselin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ecma'in. Allahümme zidina ilmen ve fahmen ve hifzan ve elhikna bis salihin. Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temin bil khayr. Allahümme iftah lana abuaba hikmetik ve enşur aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatike ya zel celali vel ikram, ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram, Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine, tüm peygamberlerin, ulema-i izamın ve şeyh-i kiramın, bize okutan hocaların ve musanniflerin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerife okuyalım. Allah'ın izni ve inayetiyle meani ilmine dair yaptığımız birinci seviye derslere devam ediyoruz. Bu yanılmıyorsam 6. celsemiz olacak. Geçen son derste müsned babını bitirmiş olduk. Yani kitap 8 baptı mukaddimeler dışında. Mukaddimeleri zaten ay üzerinde durduk. 8 bab. Yani isnatla başlıyor birinci bab. İsnat babını bitirdik. Orada tekit ve mecaz akliyi işlemiş olduk. İsnada arız olan haller açısından mesela işlemiştik. İsnada tekit hali gelebilir yani. Ehvalül isnat. Şimdi müsnedün ileyhe geçiyoruz. İsnadın tahakkuku için hani 2-3 rükun değil mi? Müsnedün ne? İsnat yani. İsnadı yaptık. Şimdi müsnedün ileyhe. Sonra müsned gelecek. Şimdi müsnedün ileyhin hallerine bakacağız. Yani bu halleri bizim idrak etmemiz lazım ki ona göre muktezai hali mutabakatına bakacağız yani. Ve ona göre de gerekli lafızları koyacağız yani. Veya da gerekli tertibi falan işleyeceğiz. Müsnedün ileyh. قَالَ الْمُصَنِّفُ حَفِظَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَنَفَعْنَا بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّارَيْنِ بَابُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ El-musnadu ileyhi huve ma tusnidu ileyhil hukme. Senin hükmü kendisine isnat ettiğin şey veya kişidir müsnedün ileyhi. Fehuve ma yeduru havlehul hadis. Yani konuşmanın onun etrafında döndüğü unsurdur cümlede. Ve ma yaq'ul ihbaru anhu. Ondan haber veriliyor. Fehine tekulu içtehede Muhammedun fi durusihi. فَإِنَّكَ تَكُونُ قَدْ أَسْنَدْتَ الْاِجْتِهَادَ اِلَى مُحَمَّدٍ وَتَحَدَّثْتَ حَوْلَهُ بِأَنَّهُ مُجْتَهِدٍ وَأَخْبَرْتَ عَنْهُ بِذَلِكَ وَمِنْ هُنَا نَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا لَا مَحْذُوفًا. Ha, ondan bahsediyorsak, konuşma onun etrafında şekilleniyorsa o halde onun asıl olan var olmasıdır ki sonra konuşmadan, isnattan bahsedelim yani. لَأَنَّهُ الَّذِي يَدُورُ حَوْلَهُ الْحَدِيثُ وَيَقَعُ الْإِخْبَارُ عَنْهُ وَأَنَّ الْأَصْلَ ف۪يهِ اَنْ يَكُونَ مَعْرِفَهُ. Bir mezkur olması lazım çünkü isnat onun için sanki getiriliyor yani. Müsnedi ona isnat ediyoruz. İsnadın tahakkuku için asla rükün o olmadan bir şeyi isnadından bahsedemiyoruz yani. Bir şeyi bir şeye isnat ederiz. Önce o şeyin kendisinin var olması lazım. Dolayısıyla mezkur olması asıldır, esastır. Görünmesi, bilinmesi, var olması yani esastır. وَاَنَّ الْأَصْلَ ف۪يهِ اَنْ يَكُنَ مَعْرِفَةً لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ يَكُنُ بَعْدَ تَصَوُّرِهِ وَتَحْد۪يدِهِ. İkinci bir hüküm daha söylüyor bize müsnedün ileyhiyle ilgili. Yani hasfetmememiz esastır, zikretmemiz esastır. Bir de marife olması esastır. Çünkü önce bir şey tasavvur edilir ve taayyün edilir, tahdid edilir, belirlenir, ortaya konur. Sonra onunla ilgili bir hüküm verilir. Meşhur mantıktaki temel kaidemiz el-hukmu ale-şey'i. Evet, tamamlayın falan. Evet, fer'un an tasavvurihi. Aynen öyle. El-hukmu ale-şey'i fer'un an tasavvurihi. Bu biraz basit gibi görünen ama çok kullanışlı bir kaide. Çok önemli bir anlam.
Bunu birçok yerde yani tezahürlerini görebileceksiniz yani. Mantıkta, kelamda, usulde, dilde. El hukmu ala şey'i fer'un an tasavvuri. Önce tasavvur etmemiz lazım mevzuyu. Yani müsnedün ileyhi. Hükmü kendisine isnat ettiğimiz şeyin tasavvur edilmesi lazım. Asıl olan da bu tasavvurda belirli olması lazım. Yani marife olması lazım. Evet. Sonra ona efendim bir şey isnat ediyoruz. وَقَدْ قَدَّمُوا بَحْثَهُ ف۪ي كُتُبِ الْبَلَاغَةِ عَلَى بَحْثِ الْمُسْنَدِ لِأَنَّهُ الطَّرَفُ الَّذ۪ي يَقَعُ الْإِخْبَارُ عَنْهُ Müsned'i takdim etmişler. Yani belagat ilminde ele alırken bu meseleleri. فَهُوَ السَّابِقُونَ عَلَيْهِ فَلَا اِخْبَارَ دُونَ مُخْبَرٍ عَنْهُ وَلَا وَصْفَ دُونَ مَوْصُوفٍ Evet, bir vasfı söylememiz önce bu vasfı kime ait? Yani bir zat ortaya koymamız lazım ki sonra sıfattan bahsedeceğiz. Hep zat sıfat gibi düşünün. Yani zatsız sıfat olmaz yani. Mahkum aleyh olmadan, müsnedün ileyh olmadan bir isnattan, bir hükümden, bir müsnetten bahsetmemiz olmaz. Yani mantıkta mesela şöyle bir kaydı tartışıyorlar kelamda. Ne var? Sübutu şey'i fer'un an sübutu şey'in li şey'in fer'un an sübuti zâlike şey'i fi nefsihi. Sübutu şey'in li şey'in bir şeyi bir şeye ispat etmek, onu olumlamak bir şeye, isnat etmek. O şeyin önce kendinde sabit olmasını gerektirir yani. Onun fer'idir yani. Bir şey önce kendinde bir sübutu olacak. Ondan bir bahsedeceğiz. Sonra onun için bir şey, onun hakkında konuşacağız. Ona bir şey atfedeceğiz, isnat edeceğiz değil mi? Sübutu şey'in li şey'in fer'un an sübuti zâlike şey'i fi nefsihi. Şeriki bari görmeyendir. Yanlış bir cümle oluyor. Evet. Şeriki bari Evet, yok ki doğru. görmeyendir isnat. Tabii evet. Olumlu bir isnatlı bu şekilde yapamıyoruz yani. Şeriki bari mesela kördür. Yani böyle diyelim. Olumlu direkt görmeyendir, kördür diyelim. Evet. Şeriki bari kördür. Yani olmaz. Şeriki bari yok ki yani onun körlüğünden Olumsuz da dediği bahsedelim. şey. Olumsuz da olur. Mantıki Olur. olarak olur. Mesela şeriki bari Gören değil. mesela gören evet görmez. Yani şeriki bari görmez. Şeriki bari görmez evet. Şeriki bari görmez. Çünkü şeriki bari yok ki. Yani görmenin olumlumasını kaldırıyorum. Kaldırabilirim çünkü zaten görecek kimse yok ki yani. Yani hayli hayli görmez. Öyle gibi düşünün yani. Çünkü yok ki kendisi görsün. Görmesinden bahsedelim. Öyle şeriki bari görmez. Çünkü yok. Öyle bir. Evet, mantıki olarak bu olumsuz cümlede oluyor yani. Zaten olumsuz da olumlunun farkında böyle bir fark var yani. Selbi yani kaziye-i selbiyede bizim bir hükmümüz, kaidemiz bu. Tehzipte geçecek bu. Kaziye-i selbiyede mevzunun vücudu kaziyenin sıdkı için şart değildir. Artık bu kavramları bildiğinizi varsayıyorum. Mantık çalışmış çalışan insanlar olarak. Efendim. Kaziye-i salibede efendim nedir? Kaziye-i salibenin sıdkı için mevzunun vücudu şart değildir yani. Bu yüzden bu açıdan daha umum olmuş oluyor. Daha genel olmuş oluyor. Kaziye-i salibe, kaziye-i mucibe ile eşit seviyede değil. Sıdk, kizb ihtimalleri ve mevzunun vücudu açısından. Değil mi? Daha genel yani. Bunları mantıkta işleriz inşallah yani biraz daha. Ama önemli. Çok böyle birbirle alakalı şeyler hep böyle bağlantılar falan yani. Çok ilginç. Evet. Tabii biz belagatta biraz daha neye şimdi bakıyoruz? Muktesai hale uygun haller. Yani müsnedün ileyhin hallerini inceleyeceğiz. İstikrar edeceğiz. Hangi hallerde bulunabilirler? Hala müsnedün ileyhi bir lafız olarak ele aldığımızı unutmayın. Yani lafız öne alabiliriz, sona alabiliriz, zikredebiliriz, zikretmeyebiliriz. Bu açılardan bu değişikliklerle takip etmeye çalışacağız yani. Evet. Wa'lam enel maksuda bin nazari fi babil musnad ileyhi arba'atu mabahis. Bu da dörde ayrılıyor. Mesela isnat iki bölümden oluşuyordu. Müsnad ileyhi'de dört temel mesele var. El evvel fi hazfihi ve zikrihi. El sani fi ta'rifihi ve tenkirihi. El salisu fi itba'ihi. Onunla beraber peşinden bir sıfat, mevsuf, bedel falan getirebilir miyiz diye. İtba', tabi' biliyorsunuz değil mi? Tabi' metbu' yani irabta. Evet, tabi kılmak. Ama bu bir naif terimi olarak kullanıyoruz bunu. İtibai. Yani tabiler deyince değil mi? Sıfat, mevsuf falan, beyan, atıf falan gibi şeyler yani. Yani müsnedin ileyhi atıf yaptığımız zaman olur mu? Veya da efendim sıfatla vasıfladığımız zaman, vasıflamadığımız zaman farkları ne yani bunun? Bunun gibi şeyler. Marifelik nekralını konuşacağız. El-Rabi'u dördüncüsü fi takdimihi ve te'khirihi. Müsnedin ileyhi öne almamız, geriye bırakmamız, fiile göre, şeye göre, müpteda habere göre, verasır her neyse. Bunları göreceğiz. Yani cümle içindeki tertibi. Evet.
Ve yuhtemu kelamu fihi bil huruci bihi an muktada zahir. Yine bu bapta da başka baplarda da gelebilir bu. Biz zaten isnatta da işlemiştik onu. Muktadal hal, muktadal zahir demiştik. Nasıl ki isnatta bazen isnadın gayelerini tartışırken yani haber, faydetul haber, bir de bu ikisinden de çıkan durumlar vardı demiştik yani. Muktadal hal var, bir de muktadal zahir var. Bazen muktadal zahirden ayrılıp muktadal hale gidiyoruz daha ince bir nükte için yani. İşte cahili alim seviyesinde, mesabesinde değerlendirip ona göre bir hitap yapıyoruz ki bir şey olsun. Ve alimi cahil tersi mesela. Alimi cahil daha şey, o daha çok geçiyor. Evet. Bu ne yapıyordu? Muktadal zahirden ayrılıyoruz. Muktadal hale gidiyoruz. Belagat neydi? Muktadal zahire mutabakat değildi. Muktadal hale mutabakat. İster zahire uysun, ister uymasın. Evet. Öyleydi. Bu konuda da yani müsnedün ileyhin ahvali hakkında da genel kaideler, asıllar belirleyeceğiz. Ama bazen o asıllardan başka özel ince gerekçelerden dolayı ayrılacağız yani. Muktada zahirden ayrılacağız. Zahir şunu gerektireceğiz. Müstedül ilehte asıl olan zikretmektir mesela. İşte zikretmekten ayrıldığımız zaman şöyle şuraya gideceğiz falan. Hocam burada vakat demedi. Vakat yuhtemul kelam fihi. La ve yuhtemul kelam yani şeyi anlatıyor. Bu babın ve yuhtemul kelam bil fiil kad değil ki ve yuhtemul kelam yani yapacak bunu bil fiil. Yani bu ve yuhtemul kelam fi yani fi babil musnad ilehi burayı anlatır çünkü babil musnad ilehi geçiyordu. Yani yuhtemul kelam fi hazal bab fi babil musnad ilehi bil huruci bihi an muktada zahir. Nereye gidiyor o? Bihideki. Kelama gidiyor. Tabii kelam muktada zahirden çıkar muktadar hale göre inşa edilir. Tabii yani furgay ise bil huruci bihi bil kelam yani. Kelamı çıkarıyoruz yani. Kelamı biz kelamı inşa ediyoruz ya, onu muktada zahire uygun olarak da inşa edebiliriz. Oradan çıkarıp muktadar hale de koyabiliriz yani. Hocam, ilk cümlede va'alemenden maksud bin nazar fi babil musnedü ileyh. Bin nazar ben anlamadım. Yani. Nazar fi şey, onun konuda araştırmak, onu incelemek yani. İncelemek demek. Bin nazar, bu nazar normal bir kelime, ıstılah değil yani. Sanki bundan önce nazar kelimesini kullandı. Bilgi nazarı kullandım da oradaki maksat şuydu diyor sanki. Yok yok değil ya. Burada konuyu anlatınca serbest anlatıyor yani. Normal kullanıyor. Yani bir yerde kullanır bir yerde kullanmaz. Çok şey. Bir de bunu dediğim gibi böyle şey metin gibi düşünmeyin. Muasır bir metin bu. Ha, gene ibarelerinde bence bir problem yok. Gayet selis veciz ama selis veciz değil. Selis yani ibare. İbarede problem yok. Vazıh yani genel olarak. Ama şey değil böyle. Yani burada bu kelimeyi kullanır, orada kullanmaz. Ona çok bakma. Çünkü konuyu anlatıyor. Yani diyor ki buradaki bu baptaki incelememizden maksat dört şeydir. Ha orada öyle demez. Bu bapta biz dört konuyu işleyeceğiz der. İnceleyeceğiz demez. Hani Türkçe'de konuyu anlatırken ben bir yerde işleyeceğim derim. Bir yerde inceleyeceğim derim falan. Çok farkı yoktur ya yani. Çok takılma. Yok yok. O bu şekilde ibareler. İstilahsa takılabilirsin yani. Allah Allah. Maksud şudur ki maksud bin nazari fi babil musnad ile erbaatu mevahit. Yani bu müsned babında inceleyeceğimiz şeylerden bin nazar maksud bin nazari fi babil. Neden bu konuyu işliyoruz? Bu dört mesele için işliyoruz yani. Öyle düşün yani. Bin nazar fi babil musnad işlemek gibi düşün. Yani her tercüme edersen sen böyle tercüme edilebilir. Yani nazara fihi inceledi falan. Devam edelim metne. Şimdi metinde ne diyor? Diyor ki yuhzafu al-musnadu ileyhi lil-ilmi bihi ve li-gayri zalik ve yuzkaru bi'i'tibar al-asl ve lil-ihtiyat ve'l-idahi ve gayri zalik. Şimdi musnadun ileyhi diyor ki hasfedilebilir. Yani yuhzafu yani kad yuhzaf. Neden? Lil-ilmi bihi. Bilindiği için. Biliyoruz musnadun ileyhin mana olarak zihnimizde hazır durduğu için. Efendim zikretmese bile lafızda anlıyoruz orada oraya gittiğini, hamlin isnadın ona yapıldığını falan. Ve li gayri zalik başka sebeplerden dolayı da hasfedilebilir. Sadece bilindiği için değil efendim. Bunlar çok fazla olabiliyor tabii. Bakacağız biraz şerhte. Ve yuzkaru zikredilir. Ha neden zikredilir? Zaten asıl bir itibarıyla asıl. Onda asıl olması zaten. Ve lil ihtiyat ihtiyaten yani bir karışıklık olma vehmi olabilir. Az da olsa bir ihtimal. O ihtimali gidermek için net bir şekilde söylüyorum. İsmini zikrediyorum müsnedün ileyhi. Veya da vel idah ve gayri derik. Daha vazıh, tam vazıh olması için. Yani ismini zikredince daha böyle mesele şey oluyor. Veya da başka sebepler. Bunun da bir sürü sebepleri var. Yani müsnedün ileyhi şimdi asıl olan nedir? Dedik kelamın muktezai hale mutabık olması.
Şimdi muktezai hal bir şeyler gerektiriyor. Muktezai hal zaten gerektiren şeyler, halin gerektirdiği şeyler. Bu halin gerektirdiğine uygun şeyler olarak ben lafızları tanzim ediyorum. Buna göre ya müsnediyle ya hasfederim ya da hasfetmem. Hale mutabık olarak yani. Çünkü hasfetmediğim zaman bir şeyler olabiliyor. Hasfettiğim zaman bir şeyler olabiliyor. Bu olan şeyler de hale mutabık olmuş oluyor işte. Evet. Bakalım şerh. El-mebhathu el-evvel fi babil musnedi ileyhi. Hazfuhu ve zikruhu. Hunake halatun yuhzafu fihel musnedu ileyhi. Ma'a kevnil asli zikruhu. Zikrahu. Bi şartı en yekunel meqamu qabilen lidalik. Nedir? Yani hasfettiğimiz zaman asıldan rücu ediyoruz ya. Makamın buna uygun olması lazım. Yani bir gerekçe olması lazım. Makamda, halde yani. Ve en tedülle karinetun aleyhi. Bir de hasfediyorsak özellikle müsned ileyhde bir karinenin buna delalet etmesi lazım. Çünkü müsnedün ileyh nedir? Kelamın tamamlanması için bir rükündür. Başka diğer şeylere benzemiyor. Başka şeyleri de zikredip zikretmemekten bahsedebiliriz. Cümlede söz konusu olabilecek diğer unsurları. Ama müsnedün ileyh rükün olduğu için o olmadan isnat hiçbir şekilde tamamlanmadığı için onu zikretmediğin anda hiç yok saymak anlamına gelemeyeceği için mana olarak en azından kesin olması. Yani bir mef'ulü bihi zikretmezsin mana olarak da yoktur. Problem değil. Kelam tamamlanır bir mef'ulün bihi de. Ama müsnedün ileyhde öyle değil. Müsnedün ileyhde zikretmiyorsan onun melhuz olması lazım. Yani düşünülüyor olması, biliniyor olması lazım. Dolayısıyla da bir karine getirmen lazım buna. Karine her türlü gerekiyor yani. وَاَنْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ Çünkü hiç yok bir şekilde düşünemeyiz onu. Çünkü isnat tamamlanmaz. Makul bir mana olarak isnat. Müsnedün ileyhsiz tamamlanamayacağı için zikretmesen bile bir karinenin o zikretme seviyesinde onu açık kılması lazım yani. Evet. Hocam şimdi câe fiiline biz tam bir kelam diyoruz. Evet. Oradaki karine şey mi oluyor? Tahsindeki müstetir hu oluyor. Karine değil. Orada bir karine yani direkt burada bir karine yok. Normal hatta bu olmaz. Yani sen şu anda bu örneği direkt verdiğin zaman bu olmuyor. Çünkü biz bilmiyoruz o huvenin nereye gittiğini. Yok. Mesela bu örnek örnek olarak olmaz müktesai hale uygun olmaz. Yani müstetir yok çünkü. Hayır var. Var müsnedüle tahtındaki huve. Sen başka bir şey demedin. Şu anda mesela konuştun. Ca'a dedin. Evet. Ben hemen anlıyorum. Ca'a huve. Yok derken. Huve. Ha, tabii. Müstetir ya huve yani. Ama var çünkü tahtında bir huve var. Öyle diyeceğiz. Ama işte burada karini yok. Yani ben bilmiyorum o huvenin ne olduğunu. Yani nereye gittiğini. Bilmesem yine de olmuyor mu? Yani... Ya burada ben, olmuyor. Bu örnekte olmuyor. Çünkü sen bir siyaklı bir örnek getirmedin. Ben dikkat edin. Ben bir örnek verdim. Önce size bir siyak veriyorum. Sonra örneği getiriyorum mesela. Sen bir siyak yaparsın. O siyakta desin ki ca'a dedi. Bak burada evet birini bekliyoruzdur mesela. Biliyoruz hepimiz aynı kişiyi bekliyoruzdur. Sonra da biri dedi ki ca'a falan mesela. Böyle mesela bir siyak olmuyor. Olmuyor yani ca'a. Bilmiyorsak kim olduğunu okumuyor. Tabii ki olmaz. Dedi ki karine gerek. Karine yok burada. Hasfettin de ne yani? Ha, biz yani orada hasfederken orada bir takdir ederiz bir huve ama burada şu problem artık müsnedün ilehte değil. Müsnedün ileh vardır tamam ama müsnedün ileh ne yani? Zamir. Zamiri kullanamazsın burada. Başka bir beragat problemine giriyorsun. Yani doğrudan müsnedün ileyh değil de burada sen zamir kullanmaman gereken bir yerde siyaksız izhar gerektirene de idmar yaptın. Yani bu da gelecek. İzharın da izmarın da kendine göre kaideleri var. İzhar yapılması gereken yerde idmar yaptın. Yani ca'a Muhammedun demez gerekirken ca'a dedin. Yani ca'a huve dedin. Zamir kullanmaman gerekiyordu burada. Ya, yanlış oldu yani kullanım. Mahsufken karine dedi. Ben mahsuf yapmıyorum. Mezkur zikrediyorum. Ama karine de yok. Bu da olmuyor o zaman. Mezkur karinesiz o da olmuyor yani. Erzamir. Şimdi mahsufla mukadder ayrı şeyler. Mahsufla mukadder biraz ayrı şeyler. Evet tabii. Mesela şimdi sorunun cevabında gelecek örnekler. Sorunun cevabında ismi zikretmiyorsam orada bir zamir falan da koymuş değilsin. Yani bir mukadder bir şey yok yani müstettir. Aslında ona mukadder denmiyor o ca'nın tahtındaki huve'ye. Mukadderdir denmiyor. Yani zamir müstettirdir diyor sadece. Yani lafız söyleniyor yani o lafız olarak varmış gibi değerlendiriliyor. Sadece müstettir bir lafız falan. Yani biraz benziyor tabii çok şeyler. Mukadder, müstettir, mahzuf falan. Sanki hepsi aynı şeylermiş gibi ama biraz ıstıraları farklı yani. Aynı şeyleri kullanmıyorlar. Orada ama olmaz siyaksız. Siyaksız izhar yerinde zamir kullanamazsın. O yani müsned ile yani melfuz hükmünde kabul ederiz orada. Çünkü müstetir zamir ama şey olmaz evet.
Hunaki halatun yuhzafu fiyel musnedu ileyhi dedik. Ma kevnil asli zikrehu bi şart en yekunel makamu kabilen li zarik ve an tedulle karinetun aleyhi bi haythu yudriku sami'u ma huvel musnedu ileyhil mahzuf. Sami'nin yani zihnindeki o isnadı tamamlayacak o müsnedu ileyhi rüknünün olması lazım zihninde. Ve bir karinenin de ona delalet etmesi lazım. Evet. وهذا امر ضروري لان المسند اليه هو ما يقع الحكم عليه والاخبار عنه فضروري ان لا يكون معدوما من كل اعتبار فضروري مقدم haber olmuş oldu ihtimamdan dolayı onu öne aldı yani فضروري ان لا يكون كذا muhabere öne aldı yani ihtimamdan dolayı bizce zaruridir gerçekten onu öne getirmek. Zaruridir onu öne getirmek. Öne aldık şeyi. Yani dırı öne aldık falan. Fadaruriyun en la yakuna ma'dûmen min kulli i'tibar. Tabii yani bütün açılardan yok şey yapmamız olmaz aslında. Feminel mevâdi'i illeti yumkinu fîhâ hazful musnedi ileyhi ve yetehakkaku fîhâ el-şartân el-ilmu bih. Bu bir tane durum mesela. Biliniyor musnedi ileyhi. Yani muhatabın zihninde ne kimden neyden bahsedildiği açık. Ey en yekunel musnedu ileyhi ma'lumen lissami'in min hilalil karine. Karine-i hal veya karine-i lafızdan. Makalden. Hal veya mekal. Makal. Tekulu neccarun. Sadece neccar kelimesini söylüyorsun. Tucibu bihazel haberi men yeselüke mâza ya'melu zeydun. Fetekulu neccar. Ve fakat. Ve fakat sadece bunu diyorsun. لِأَنَّ مَنْ تُجِيبُهُ يَعْلَمُ بِقَرِينَةِ السُّؤَالِ Sual burada karine oldu. Lafzi bir karine direkt. اَنَّكَ تَقْصِدُ أَنْ تَقُولَ زَيْدُ النَّجَّارِ Burada zamir değil dikkat ederseniz. Aslında orada zeydun mukadderdir. Mukadder olan mahzuf zeydundur yani. Neccar. Ve huve de olabilir geç. لِأَنَّهُ سَبَقَ وَاَنْ سَأَلَكَ عَنْ عَمَلِ زَيْدٍ السَّبَقَ وَاَنْ سَأَلَكَ Bu ifade, evet, muhasıla çok kullanıyor. Biraz garip geliyor mu size? Öyle mi? Ya ben garip geldim. Bana gelmiyor da yani ama açıklanabilir yani. Biraz alıştım böyle seviyorum. زَيْدُنَا لِيَنُ السَّبَقَ وَاَنْ سَأَلَكَ Yani وَالْحَالَةُ كَذَا yani cümle, isim cümlesini yani وَاَنْ سَأَلَكَ عَنْ عَمَلِ زَيْدٍ Buradaki vav ne yapacağız? Buradaki vav haliye olabilir yani. Kullanıyorlar ama eski şeyde de çok var mı hatırlamıyorum vallahi eski kitaplar. Kullanıyor mu bunu? Labudde ve en. Evet. O vav naib olarak doğrudur muhtemelen de. İşte şeyi ne? İrabı nasıl yapılır? Bir şey okuyoruz anlıyoruz ama irabını yapamıyoruz. Arap gibiyiz ha. Anlıyoruz ama konuşamıyoruz. Evet konuşamıyoruz evet. Yani mesela bu cümleyi biz kurmayız yani konuşurken. Yani sebeka ve en falan demeyiz kolay kolay yani. Ama okuduğumuz zaman anlıyoruz. Yani şöyle de diyebilirdi mesela. Yani o sebeka en se'eleke en ameli zeydin yani. Hani bu av getirmeseydi de çok bir problem hissetmezdi biz acemler olarak. Biliyorum bunun yarabını bakmak lazım valla ben çıkaramıyorum yani. Yani sebeka ve en. Zeydün necel yani sebeka ve en se'eleke en ameli zeydin. Atıf olabilir mi bir şekilde takdir yapsak faili başka bir şey takdir etsek. Yani o sebeka kelam ve sebeka en se'eleke en ameli zeydin mesela böyle bir şey olabilir belki. En se'eleke en ameli zeydin. Mazi olarak kullanmak istedi o yüzden se'ele dedi ve enle mastarı yaptı. Su'aluke demedi mesela. Yani sebeka su'aluke en ameli zeydin. Ve en se'eleke en ameli zeydin. Tamam. Yani o anlaşılıyor ama örnek değil mi? مَذَا يَعْمَلُ زَيْدٌ نَجَّار Yani biliniyor. Caiz yani bunu yapmak. Ha bu adam زَيْدٌ نَجَّار deseydi de caizdi. Belagat açısından ikisi de bir problem teşkil eder miydi? Değildi. Ama hangisi daha evla olur? Eğer icaz. Tabii neccar. Biliniyor. Ekstra bir şey varsa ama karışıklık. Bir Zeyd başka bir şey sorusu sırasında başka bir şey söylendi. Bir anda bir saniye girdi. Biraz zaman girdi soruyla şey arasına. Bu ayrı yani bu gibi herhangi böyle bir durumu tasavvur etmediğimiz sıradan bir soru sorma halinde asıl olan aslında söylememen, zikretmemen, hasfetmen. Neccar. Çünkü icaza daha uygun. Zeydün Neccar. Niye nefesini tüketiyorsun? En kötüsü. Gayet anlaşılıyor, biliniyor. Herhangi bir şüphe, bir problem de yok. وَهُنَاكَ مَوَاضِعُ اُخْرَى وَاَغْرَادٌ يَجُوزُ فِيهَا حَذْفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مِنْهَا قَصْدُ التَّعْظِيمِ hasfedilen yerlerden başka bir tanesi daha. Tazim kastıyla. Tazime niyet etmek. Ve tebcil. Tazim ve tebcil etmek. Tebcil. Övmek. Efendim kadrini bildirmek falan.
Bihaythu tasunuhu ani zikri fi hazal mawdi'. O müsnedin ileyhi böyle bir konuşmada, böyle bir siyakta ismini zikretmekten muhafaza ediyorsun onu, koruyorsun. Fetekulu muazziman muqaddisan qadirun ala kulli şey. Ve lem tezkur lafzal celaleti Allah. İzil aslu en tekule Allahu qadirun ala kulli şey. Yani tazim var. Yani zikretmemekle tazim yapıyorsun. Nasıl yani, sanki yani elinde şöyle bir şey, konuşma tasavvur etmek gerekmez. Yani Allah Teala'nın isminin zikredilmesi kötü olan bir ortam veya da bir, efendim atıyorum, kötü bir mesele anlatılıyor veya fahiş bir mesele falan. Öyle bir şey düşünmenize de gerek yok tazimin gerçekleşmesi için yani. Bu da olabilir yani. Mesela adam domuzdan bahsediyor. Bir domuz çifti bir şey. Kadirun ala kulli şey diyorsun mesela. Allah'ın ismini zikretmek istemiyorsun o mekanda diyelim. Necaset var falan. Bu da olabiliyor da. Bu buradan kastı olmayabilir yani. Burada biraz ruhi bir hal olarak. Muazzimen mukaddisen. Şöyle ruhi bir hal olarak. Mesela sen kendine yakıştıramıyorsun. Veya da şöyle. Yani o azameti senin kalbinde hali hazırda var. O azameti kaldıramıyor senin dilin yani. Efendim. Sadece kalp müsaade ediyor buna yani. Mesela böyle bir ruh hali de olabiliyor yani. Hocam mesela sufiler mesela Allah zikrini çekmiyor. Bazı bir sürü sufi hu zikrini çekiyor yani. Yani o mesafenin getirdiği tazim var. O manevi mesafenin, o korumak yani. Biraz. Hani o heybetten sanki ulaşamıyor ona yani. Evet. Veya da kendini layık göremiyor. O lafzın, o lafz-ı celalin onun diline gelmesini yani. O makamda belki o 10 saniyeliktir belki. Normalde tabii ki Kur'an okuyacak hani şey anlaşılmasın yani. Hani sufiler şöyle tarif eder Allah'a söylemiyorlar diye. Böyle değil yani tabii ki. Belli bir makamda, belli bir zikir halinde yani o lafzı bile söylemeye kendini şey yapamıyor yani. Günahlarını düşündüğü bir zamanda mesela diyelim. Yani mesela öyle şeyler olabiliyor yani. Allah'a zikretmiyor. Tam tersi de geçerli olabiliyor yani tabii. Efendim. Bir şeyde bunu kadirun ala kulli şey hasfetsek sanki biraz değişiyor. Yani bu örnekte, bu örnek direkt bu kadirun ala kulli şeyin tercümesinde olmayabilir ama evet. Yani o her şey. O da söylüyor değil mi? Üstüne dünleyi zikretmiş oluyorsun. Problem başka bir şey olmuş oluyor. Zamir olarak getirmen caiz mi diyeyim ya? Senin de... Tazim ismini zikretmeye bir şey ama sadece o diye atıp alınmıyor. Doğru. O da biz dedik, biz üslubu da Türkçe'de o ile tazim yapılıyor. Zikret, hasfedilmek. Müsnedün İleyh'in hasfi hiç yok mu bilmiyorum. Bakmak lazım ama dediği gibi genel olarak o ile söylemek. Ama o gelecek. Onun özel yeri var zamir olarak. Alem değil de zamir olarak söylemenin kendine ait bir nüktesi var. Bu Müsned-i Leh'in zikri ve hasfinden ayrı bir şey bu. Dikkat edelim ona. Tabii o da var, gelecek o. Neden yani ismi işaretle veya da zamirle söylemenin kendine ait nükteleri olabiliyor. Ve nahnu işte evet, tazim için mesela getirilebiliyor. Evet tabii. Ama Türkçe'de Müsned-i Leh'in hasfedilmesi, yani öznenin söylenmediği ve tazimin kastedildiği bir örnek var mıdır? Bence vardır yani. Mesela şöyle, mesela Cumhurbaşkanı için diyelim söylediği düşünüyorum. Yönetiyor ya falan diyorsun. Mesela. Yapıyor iş ya. Yani. Diyorsun yani bazen. Ha bizde tabii şöyle gizli özne o gene hemen zilimiz oraya gidiyor da Arapçada da var yoksa. Yani bunu çıkamayız yani bu kadar şeyinden. Yapıyor abi adam. Adam diyorsun. Bazen de mi yapıyor. Yapan yapıyor. Yapan da var genç. Yapan yapıyor. O ayrı şey. O da gelecek. Yapan yapıyor tarzı bir şey var. O yapan ismi mevsulde göreceğiz onun nüktesini. Yapan yapıyor yani. O tarzı. Evet. Evet. Tamam. Velhasıl Türkçe'de ben çok aramıyorum çünkü bizi bayağı uğraştırır diye, vaktimizi de çok alır diye. Zaten Arapça örnekleri de basit olduğu için Arapça açısından biz problem çekmiyoruz konuyu anlamada yani. Bundan sonraki şeylerde yani. Ve minha kastu tahkiri vel hattı mineşşe'en. Hat yani kıymetini düşürmek. Hatta yahuttu düşmek veya bir şeyi düşürmek demek. Lazım veya müteaddi olarak. Daha çok müteaddi olarak sanki kullanılıyor. Evet. Hat inhitat, inhitat var ya, inhitat mesela kullanılır Osmanlıca'da, Türkçe'de. Tahkir veya da efendim kadrini düşürmek veya da efendim tahkir amacıyla. Bihaythu yasunul mutekellimu lisanehu an zikrihi. Liannehu indehu ahkaru şe'nen min en yusarraha bismi. Bunu çok anlayabiliyoruz yani, çok var. Türkçe'de de. İsmi lazım değil falan. İsmini söylemiyor hakikaten. Yani ismi lazım değil diyor yani adam. Şey ya, isim vermek sumudur falan, ismini zikretmiyor. Aynı kafa yani. Feyekulu vasifen muhtazan
Yani onu vasıflarken ondan bir şey, ondan konuşuyor, ondan bahsedip ondan konuşurken kızgın bir şekilde şöyle diyor. Hainun ceben diyor mesela. Korkak hain adamın teki. Ötlek hain yani. İsmini zikretmiyor yani. Filan işte efendim. Ötlek hain yani işte. Ne bileyim X şahsı yani. İsim versek daha şey olur işte ne bileyim. Bağlar birisi yaptığı da söylemiyor. Hı, nasıl? Nasıl anlaşılıyor onun? Ya çünkü daha önce biri açmış. Biri onun, muhatabı onun ismini zikretmiş. Ondan konuşuluyor belli yani. Hani veya da o bir kere zikretmiş, artık zikretmek istemiyor yani. Veya soyadını söylemiş, ismini söylemiyor mesela. Sanki isnat oraya oluyor gibi yani. He? Yine bir şekilde isnat var. İsnat her türlü var canım. Sanki He. isnadı şey yapıyor, muhatabın kelamını yapıyor. Muhatabın kelamına mı yapıyor? Hayır, burada şu ve hainun ceban deyince adam yani huve hainun ceban veya da o zikredilen isim her neyse yani Ya x da şahsı biri hainun ceban ama muhatap şey diyor. demeye gerek yok, takdir edebiliyorsun çünkü muhatap söylemiş o ismi veya biliniyor zaten. Evet. Tabi müsned var zaten, hani müsnedin ilahi var yani. Mukadder olduğunda hiçbir şüphe yok. Yani burada zaten irabını yapamazsın. Hainun ceban, hainun haber. Bunun bir müptedası var. Müptedası mukadder yani. Evet. Hocam bazen kim kastedildiği de bilinmiyor. Mesela bir hoca dersinde bir mevzuyu anlatıyor. Piyasadan bir hocayı yermek istiyor. İşte Bu diyor çok ki olan bir çıkmış şey. şöyle şöyle yapıyor diyorsunuz mesela. Evet. Biz de anlıyoruz. Bahsediyorsun da kim Kimi de bahsediyor? anlamıyorsun? Gayet makul. Bu da olabilir. Bu olmuyor mu yani? Bu da olur evet. Olur. Bilmemiz gerekiyor. Olur. Yani Yok, deneyim tam yapalım. tersi. Burada muktezai hal işte muktezai zahirden muktezai hale gittiğimiz yerlerden biri. Çünkü hoca sizin bilmemenizi istiyor. Bilmemesi de iyi. Yani dedi ki icmal min makasidi bulağı. Kapalılık yani belli kelamın maksatlarındandır yani. Böyle kapalılık her zaman kötü bir şey değildir yani. Hani belli ne demek? Manayı en üst seviyede ulaştırmak demek ya. En mübalağalı bir şekilde belaga. Belaga ulaşmak demek. Mananın artık ulaşabildiği son nokta o. Yani. Ama bu her zaman böyle değil. Ben bazı manaları bir mütekellim olarak ulaşmasını istemiyorum zaten. Onun bilmesini istemiyorum. İcmal yapıyorum. Kapalı yapıyorum. Zamirle söylüyorum. Nereye giderse gitsin o zamir. Ama bunların hepsinde özel bir şey gerekiyor. Özel siyah gerekiyor. Ama yapılabilir şeylerdir. Evet. Siyasetçiden yanında Tabi yapıyorlar. Tabi canım yani o siyasetçileri yani işte mesaj vermek falan. Bir şey söylüyor, mesaj verdi Avrupa'ya Erdoğan işte şu kelimesiyle mesaj verdi. Şu şeyiyle bilmem şuna şey yaptı falan. Telmihatla. Telmih diyoruz işte bunları biraz çok dolaylı yani işaretle. Hainun ceban dedi adama. Ve la yezkuru ismehu. İzil aslu en yekule fulanun hainun ceban. Evet. Ve semmete. Ayrıca burada başka neler var? Mevadi'u adida. Yani hunake, semmete hunake demek. Yani tucedu mevadi'u adida. Yuhzafu. Tamam. Tucedu mevadi'u adida. Yuhzafu fihel musnadu ileyhi. La tekbelu tabi'atu hâze şerhil muhtasari zikraha. Ve innemâ garaduna fethul bâb ve teysiruhu bima yekfi minel beyan. Yani biz bu muhtasar şerhte çalışmada birinci seviye zaten. Yani müsnedünehin hasfedilmesinin güzel olduğu yerler, gerekçelerin hepsini söyleyecek, anlatabilecek değiliz. Yani mesela biraz üst kitaplarda böyle 10-15 tane falan anlatıyorlar yani. Her birini tek tek yani örnekleriyle yani Minhacül Vâdıh'ta bu Muhtasarül Meani'nin muasır onun anlatımıyla onu şerh eden efendim orada bir 10-15 arası zikrediyor yani. Şiirler getiriyor bir sürü örnekler ve zenginleştiriyor. Bayağı bir mesele oturuyor yani. Daha fazla ama hani biz genel ana hatlarıyla birkaç tanesini bilsek yeterli. Kafamızda bir Müstehni Lehin halleri nedir falan deyince aklımıza canlanıyor. Zikretmek veya hasfetmek. Yani bak hasfedince de güzel olabiliyor bazen falan diyorsun. İyi o zaman. Evet. Yeterli şimdilik bu yani. وَاَمَّا ذِكْرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَلِيَنَّهُ الْاَصِلِ وَيُذْكَرُ كَذَرِكَ لِيَغْرَادٍ مِنْهَا الْاِحْتِيَاطِ اَيْ الْاِحْتِيَاطُ مِنَ الْفَهْمِ الْخَطَأِ وَذَرِكَ عِنْدَمَا تَكُونُ الْقَرِينَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الْمَحْذُوفِ غَيْرَ قَوِيَّةٍ بِالْقَدْرِ الَّذِي يَكْفِي لِبَيَانِ حَقِيقَةِ الْمَحْذُوفِ Şimdi karine ona delalet ediyor diyoruz ama bu delalet dediğimiz kavram müşekkek bir kavram. Yani dereceyi kabul edebiliyor. Yani karine bizi götürebiliyor ama gene de böyle bir %20'lik bir kapalılık kalabiliyor yani. Hani gene oraya gidiyoruz ama hani böyle acaba bir şeyi kalabiliyor biraz insanda.
Yani o delaletin derecesi var, dereceleri var. Hep bu çok önemli. Beyanda da hep bu delaletin derecelerinin olması. Dolayısıyla hani karine olması bazen direkt olayı bitirmiyor. Ama karine var, karine var. Karine var %100 seni götürüyor hiçbir şey bırakmadan. Karine var %70 götürüyor. Karine var %55 götürüyor. Dolayısıyla bazı zayıf karinelerde ihtiyaten her ne kadar zahir, galip olan o karine götürse bile o diğer ihtimale zihnin kaymasını ve ona göre amel edilmesi ihtimalini ortadan kaldırmak için açık açık Müsned'in ileyhi söylüyoruz yani. Madem beyan ediyoruz Müsned'in ileyhi, o zaman karineyi kaldırmak doğru olmaz mı? Ya o karine de kaldırılabilecek bir karine olmayabilir yani. Karineyi halse nereye kaldıracaksın? Lafızda da olabilir. O karineyi şöyle düşünme yani, ben bir kelime söylüyorum. Aha, onunla beraber anlaşıldı. Öylesi olsa zaten Müsned İleyhi kendisini söyle. Karine öyle bir şey değil. Karine demek bağlam demek arkadaşlar. Gerçekten yani. Ya bugün bağlam diye edebiyatta, efendim felsefede, tevil, hermenötik tartışmalarında falan, yorum bilimde falan kullanılan kavram bizdeki karineye çok benziyor. Karine bizim daha teknik lafzi karine diye bir şey de var. Bağlam ona girmiyor. Mesela bağlam için lafzi karineyi bağlamın içine sokmuyorlar. Bağlam dediği lafızların şeyi anlaşılmıyor çok fazla yani. Muayyen bir lafzın mesela işte zaten zikredildi. Şimdi zamir dönüyor falan filan değil. Bağlam yani. O böyle cümlenin terkibin hepsinden çıkıyor. Yani karine nedir? Karine mesela en büyük karinedir siyaktır. Siyak sibaktır. Bu böyle parmağını koyup ha şu lafızdır karine diyebileceğim bir şey değil. Kelamın sevk edilme veci oraya doğru gidiyor. Hanefi'de senin bunu bilmen lazım. Hanefi'de buna çok önem veriyorlar yani. Hatta müfessirler indinde bizim hocadan, Ali Hani hocalar razı olsun, ondan öğrendik. Çok güzel bir şey söyledi. Yani çok metodolojik bir şey yani tefsir açısından. Bir metni yorumlamak açısından. Özellikle Kur'an-ı Kerim açısından. Müfessirler diyor, bir ayetin tefsirinde ihtilaf edip o karineleri araştırıp karineler üzerinde konuşurken bazı manaları tayin, tahdit etmek için siyak karinesini o ayetle ilgili hasen veya sahih hadislere bile tercih edebiliyorlar tefsir tercihlerinde. Yani sahih bir hadis var. O sahih hadise göre gitsek o 2-3 tefsir ihtimalinden bir tanesini seçeceğiz. Ama siyaka göre gitsek ikincisini seçeceğiz. Yani siyakla sahih hadisin tahdit ettiği anlamlar çatışıyor biraz yani. Evet. Evet. Siyakı takdim ediyorlar. Yani genel olarak aslında usulcüler değil, müfessirlerin şeyi bu. Muhakkik müfessirlerin. Siyaka çok önem veriyorlar yani. Hanefi Şafii'de de var. Bunlar siyak hepsinde şeydi. Karine'de özel Hanefi'de rahatsız bir şey değil yani bunlar. Ama Hanefilerin tasnif sisteminde o şey bir tanesinin tanımında çok geçiyor siyak. Yani o delaletlerin tanımında yani. Evet. Dolayısıyla siyak çok önemli. Siyak zaten en büyük karinelerden biri. Hani siyak lafzın gittiği yön yani neyden bahsediyor, neyden konuşuyor, temel mevzu ne? Temel mevzu etrafında ve o zikredilen temel mevzuyla alakalı zikredilen şeyler, anlamlar, o anlamın levazımları zikredilmese bile onlar belirliyor. O sonradan çıkan bir cümlede nereye tayin edeceğiz Müsned-i İleyhi kayıtlarını falan filan yani. Bunlar hepsi pratik yapmadan anlaşılmıyor. Çok teorik kalıyor yani böyle. Yani ihtimal doğru, böyle de olabilir, böyle de olabilir. Ama biz zaten atölyeye inip çalışınca yani tek tek bu kaidelerin tatbikatını tefsirde metinleri yorumlarken haşiyelerin hepsi aslında bunların tatbikidir ha. Hani kelam mantık haşiyeleri veya da nahiv haşiyeleri veya da hadis haşiyeleri, fıkıh haşiyeleri buradaki belagat kaidelerinin bilfiil haşiye dilinde tatbik edilmiş halidir. Haşiyeler de kelamdır ve muktesai hale ya mutabıktır ya değildir. Yani muktesai hale uygun olarak haşiye yazıyorlar yani. Efendim. Siyak falan belirliyor bir sürü şey falan. Çok veciz oluyor bazen anlamıyoruz ya işte biraz onlardan dolayı yani siyakın şeyini takip etmek. Bunlar dereceli ama dediğim gibi bunlar böyle matematiksel hesaplarla olmuyor bu dildeki bu şeyler. Karinenin dereceleri. Bir karine var şu kadar delalet ediyor açıklığı. Müsned-i İleyh'in bir tanesi şu kadar. Bilmiyoruz yani bunu böyle bir şey yapamazsın çok fazla matematiksel olarak. Ne dedik? وَذَلِكَ عِنْدَمَا تَكُونِ الْقَرِينَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ الْمَحْذُوفِ غَيْرَ قَوِيَةٍ بِالْقَدْرِ الَّذِي يَكْفِي لِبَيَانِ حَقِيقَةِ الْمَحْذُوفِ. Yetmiyor mesela diyelim.
O zaman ihtiyaten zikredebilirsin. Veya yetiyor ama böyle emin olamıyorsun. Misal zelike ize kene şahsun kad halata amelen salihan bi amelin gayri salih. Birçok eylemde bulunmuş ve bunları bize anlattı. Biz de duyduk buna. Şunu yaptım, bunu yaptım falan. Yani konuştu falan. Sonra biz diyoruz ki sümme huve ferihun bil amelin gayri salih. Genel olarak o halinde de memnun yaptıklarından. Ama ayırmadı yani. Bir sürü şey söyledi. Halinden de memnun. Biz de mütekellim olarak ona konuşuyoruz. Bakalım. وَيَظُنُّهُ عَمَلًا مَشْكُورًا O da böyle gayet güzel. Efendim teşekkür bekleyen şeyler, bütün eylemlerin böyle olduğunu düşünüyor yani hepsinin. فَاِنْ قُلْتَ لَهُ عَمَلٌ مَشْكُورٌ Bütün bu zikrettiği şeylerden. دُونَ تَعْيِنِ هَذَا الْعَمَلِ Senin kafandaki o muayyen, bazılarının için aslında söylüyorsun bunu. فَرُبَّمَا ظَنَّ أَنَّكَ تَقْصِدُ الْعَمَلَ غَيْرَ الصَّالِحِ Yani hepsini veya da o iyi olmayan, sana göre iyi olmayan şeyi de övdüğünü düşünebilir. Bir sürü şey söyledim. Onların arasında nereye gidiyor amel-i meşgul? Hepsi mi? Bazıları mı? Neyi kastediyorsun? لِيَنَّ قَرِينَةَ الْمَعْرِفَةِ بِالصَّالِحِ ضَعِيفَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ لَهُ فِعْلُكَ الَّذِي هُوَ كَذَا وَكَذَا عَمَلٌ مَشْكُورٌ Bu yaptığın eylemlerden şu şu, evet doğru, övgüye layık. Amel-i meşgul övgüye layık demek. Evet. فَنَذْكُرُ الْمُسْنَدَ اِلَيْهِ اِحْتِيَاطًا مِنَ الْخَطَئِ فِي فَهْمِ مُرَادِكَ فَتَذْكُرُ الْمُسْنَدَ اِلَيْهِ اِحْتِيَاطًا مِنَ الْخَطَئِ فِي فَهْمِ مُرَادِكَ Anlaşılıyor bence bu örnekler. وَمِنْ اَغْرَاضِ ذِكْرِهِ كَذَلِكَ الْاِضَاحِ كَقَوْلِكَ لِمَنْ سَأَلَكَ عَنْ مَكَانِ زَيْدٍ زَيْدٌ عِنْدِي Şöyle diyebilirsin. Aynı Zeydun dedi sana adam. عِنْدِي diyebilirdin. Ama ne dedin sen? زَيْدٌ عِنْدِي dedin. وَذَلِكَ لِتَوْضِيحِ أَنَّ قَوْلَكَ عِنْدِي تَقْصِدُ بِهِ جَوَابَهُ عَنْ مَكَانِ زَيْدٍ Yani burada yani indi yerine Zeydun indi diyerek bu müptedâ haber bu şekilde bir araya gelince indi Zeydun'la beraber gelince bunun mekan olduğu kesin hiçbir şüphe yok. Yani ama diğerinde sanki mekandan başka bir şey yani indi deyip başka bir şey kastetmiş olma ihtimalinden bahsediyor ama ben tam çıkaramadım açıkçası. Yani bu örneği tam anlamadım. İzah veçi nerede yani? Yani bir öncekinden farkı neredeyse yok. Yok bir öncekinde o ihtiyat meselesi var. Şüpheyi demek istiyor. Burada da burada sanki indi kelimesinin kendisinin delaletini daha vazıh kılmak için Zeydün'ü getiriyorsun. Yani diğerinde müsnedün ileyhin hangi müsnedün ileyh olduğunu. Yani hangi fiil meşkurdur. Evet. Başka benim aklıma bir ihtimal geliyor ama emin değilim. Dediğim gibi çok şey değil yani. Yani gelen bir ihtimal. Başka bir şeyler de belki düşünülebilir ama. Yani mesela eyne Zeydün dedi. İndi dedin. Mesela şöyle bir şey olabilir. Yani gel senin derdin bu. Boş ver yani Zeyd'in nerede olduğunu. Senin devam bende hani. Ben sana başka bir şey anlatacağım. Veya başka birine göndereceğim. Zeyd'i arama falan gibisinden. Hani senin çözümün bende. Ben senin neyi araştırdığını biliyorum. Zeyd'i ne için sorduğunu biliyorum. Senin şeyin bende. İndi falan gibi. Yani çok küçük bir ihtimal tabii de. Yani tamamen zahir değil asla. Yani bu indi mekan olarak değil de başka bir şey olarak düşündüğümüz zaman böyle bir tevil olabilir. Her indi üzerinden gideceksek yani. Ben de anlamadım yani çok vazıh değil bence bu örnek. Şu burada izah. Yani izah veci anlaşılmıyor bu örnekten. Nasıl izah oldu yani? Zeydun indi Zeyd benim yanımdadır diyor. Ya. Evet. Hani o Zeyd'in mekanını merak ediyor. İndi yani ben onun mekanını biliyorum gibi yani bilgisi. Senin sorunun bilgisi. Benim. Evet işte belki evet aynen o. Zaten benim dediğim ihtimale benzer bir şey. Aynen yani indi yani sen soru soruyorsun senin sorunda aradığın cevap bende var. Ama benim yanımda değil yani Zeyd. Ya tabii ki zahiren indi deyince Zeyd indi. Zeyd benim yanımda anlaşılır ama yanımda yani senin sorunun cevabı yanımda. Ben biliyorum nerede olduğunu. Zeyd yanımda değil evet. Bu manada mekan olmayan bir anlama yani indi. Ama Zeydun indi deyince falan onda bir şüphe kalmıyor yani. Değil mi? Yani böyle bir ihtimal olabilir ama bilmiyorum. Yani belki daha iyi bir örnek bulunabilir yani bu izah. İzah nüktesine yani. Zikretmenin izah nüktesine daha açık bir örnek getirilebilirdi yani. وَثَمَّتَ اَغْرَاضٌ اُخْرَى لِذِكْرِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَحَسْبُكَ مَا ذَكَرْتُهُ فَاتِحًا لِلْبَابِ Kapıyı açmak için biraz yeterli yani 2-3 tane gene burada da zikrediyorum diyor. وَهَكَذَا طَرِيقَةِ فِي كُلِّ مَا أَذْكُرُهُ مِنَ الْأَغْرَاضِ أَذْكُرُ مِنْ مُهِمَّاتِهَا مَا يَفْتَحُ الْبَابِ دُونَ قَصْدِ الْاِسْتِقْصَاءِ عَلَى فَرْضِ تَأَتِّيهِ Bu cümleyi anladınız mı? Bu son cümleyi anlamışsanız bu kitapları çok rahat okur anlarsınız bence. Bulabileceğiniz orta seviyenin üstünde zor cümlelerden. Bir de uzun bir cümle. وَهَكَذَا طَرِيقَتِ فِي كُلِ Böyle başlıyor. وَهَكَذَا طَرِيقَتِ فِي كُلِّ مَا أَذْكُرُهُ مِنَ الْأَغْرَاضِ Bence dili çok güzel yani. Tamam.
اَذْكُرُ فِيهِ lakin bitmedi. Bu اَذْكُرُ فِيهِ hal oluyor biliyorsun. Yani هَكَذَا الطَّرِيقَةِ اَذْكُرُ فِيهِ veya da هَكَذَا اَذْكُرُ falan. Ve de bedel oluyor. Yani كُلِّ مَا اَذْكُرُهُ مِنَ الْاَغْرَاتِ اَذْكُرُ yani اَذْكُرُهُ مِنَ الْاَغْرَاتِ yani اَذْكُرُ مِنْ مُهِمَّاتِهَا مَا يَفْتَحُ الْبَابِ yani birinci اَذْكُرُنُنْ bedeli gibi oldu. دُونَ قَصْدِ الْاِسْتِقْصَاءِ عَلَى فَرْضِ تَعَدِّهِ özellikle bu son kısım biraz zorlaştırıyor. Hepsini saymayı kastetmeden yani bütün her şey istiksa ne demek? Şey... Türkçe konuş. İstiksa. Muhtemel her gazı zikretmek için. Evet, bütün hepsini kuşatmak zaten. Evet. Tamam. Ala fardı taaddihi. İşte burası zor. Ben zaten biraz orasını zor. Yoksa sadece istiksa da gene anlaşılır yani orta halli bir cümle. Ala fardı taaddihi. Selman senin bunu söylemen lazım. Yani gerektiği gibi muktedai hal muktedai şeye göre. Yani talebelere olduğu için size göre yani. Değil. Teatta gerekmek değil mi? Oraya götürüyor. Değil. Teatta gerekmek değil. O zararı sağlayacak ihtimali. Teattiği görmüştük. Teatti imkan demek. İmkan yerine koyun teattiği. Ala fardi imkanihi. Mümkün olduğu kadar. Yok. Mümkün olduğu kadar dedi. Hayır evet her güzel gidiyor ama burada o değil. Daha güzel bir anlamdan bahsediyor. Daha ince bir anlam. O da olur. Bak işte şeyin kısmı ben hani size diyorum ya. Yani lafızdan anlamı çıkaracağız. Çünkü bizim getireceğimiz anlam siyaka çok uygun bir anlam olabilir. Ama onu söylemiyor. Başka bir şey söylüyor. İle de ona muarız olması da gerekmez. Yani anlamlar farklı. Yani başka ince bir şeyden bahsediyor ve buna muarız da değil. Senin ihtimal olarak verebileceğin anlam. Ama bunu lafızdan sen çıkaramıyorsan bir şey yani o metni yorumlamak demek değildir bu. Yani sen kendinden hani o siyaka bu mana güzel gider falan diyorsun. Hani bunun gerekçesi ne? Gerektiği kadarıyla. Hayır gerektiği kadarıyla değil yazma. Şey, tertiği imkan. Her şey ihtimali güzel. Tek tek zikretmek sizin. Duyunayım. Hayır. Hayır değil. Hayır değil. Zaten topluca okuyun tekrar okuyun. Bakın bu cümleyi anlamamız lazım. Güzel bir cümle. Bayağı güzel bir cümle. Ve çok veciz bir şekilde çok ince bir şeyden bahsetmiş. Yani sanki üç cümle yerine bir cümle kullanmış bunu. Şöyle bir şey düşündüm evet. De. Tamam. Mesela işte hani garaz diyoruz ya. Tamam. Yani yüzlerce garaz olabilir. Tamam. Evet doğru. Bir tanesini de zikredip tamam. Olsak yeterlidir yani. Bir tane tamam. Garaz söylemiş oluruz. Tamam. Hepsini söylemeye gerek yok yani. Bu garazı açıklama mevzusunda bir tane, iki tane, beş tane. Duna kasdır istiksa. Hepsini yapmayacağım. Ala fardı teattihi. Yani bu garaz zikretme tamam. Bu şekilde yapılabilir yani. Buna imkan veriyor. Ben bence benim gitmek istediğim yerin tam tersine gittin. Adamın demek istediği şeyin telmihle, demek istediği şeyin tam tersine şu anda gittin yani. Şunu demek istiyor. Hala bakın kelimeden gitmen lazım. Fart kelimesinin anlamını vermeden bir yorum yapamazsın sen şurada. Yani fart kelimesini bana anlamına dair ve anlamına yakın bir şey söyleme. Teatti imkan dedik. Teatti, teatta şey'u emkene demektir. Teatta. Ya teatta ev la ya teatta, la teatta. La yumkin demek tamam. Teatta ya teatta. Ala fardı teattihi. Ala fardı imkanihi. Ala'yı da düşünün. Ala'nın da burada çok önemli bir anlamı var. Ala. Karşıtlık yani zıt. Anlamı var. Ala fardı teattihi. Daha şöyle bir vurgu yapayım böyle anlayın. اَذْكُرُ مِنْ مُهِمَّاتِهَا مَا يَفْتَحُ الْبَابِ دُونَ قَصْدِ الْاِسْتِقْصَائِ عَلَى فَرْدِ تَعَدِّيهِ yani o kadar size karineye hal makal, karineye yet falan. Yani عَلَى فَرْدِ اِمْكَانِهِ desem, böyle söyleyelim. Yani اَذْكُرُ مِنْ مُهِمَّاتِهَا مَا يَفْتَحُ الْبَابِ دُونَ الْاِسْتِقْصَائِ عَلَى فَرْدِ اِمْكَانِهِ yani. Söyleyebilecek olmama rağmen. Rağmen değil, tam tersi işte. Yani faraza mümkün olsaydı bütün hepsini zikredebilmek, yani faraza mümkün olabilseydi hepsini zikretmek, belki düşünürdüm zikretmeyi. Ama zaten düşünmüyorum hepsini zikretmeyi çünkü birinci seviye kitap. Ama diyor ki faraza, ne demektir faraza? Yani zaten hani ben istiksayı gaye edinseydim bile yapamayabilirdim. Ama faraza yapabilseydim bütün nükteleri, dili kuşatamayız demek istiyor yani. Yani bu nüktelerin hepsini kalkıp böyle tek tek sana yüzlerce nükte zikredemem. Bunu yapamam diyor yani. Tabii yani dilin hepsini kuşatıp yani evet zikredilme müstenir ilahin zikredildiği yerlerdeki bütün nükteleri dilde olabilecek bütün nükteleri bir araya getirmek istikrasını yapmak diyor. İmkansızdır diyor. Diyor faraza diyor mümkün olsaydı da ben bunu yapma kastım yok benim bu kitapta yani. Atıyorum faraza mümkündü. 30 taneydi onlar ve biz de bulduk ulaştık ama
burada ona rağmen bunları sana hepsini yapmayacağım yani. Anladınız mı? Yani mümkün değildir diyor. Farz-ı misal yani mümkün olsaydı bile bu kadar yapar. Daha güzel bir ibare bulunur yani. Bulunabilir ama ben şu anda çıkaramadım. Bütün cümleyi toparlayacak bir ibare yani. Türkçe olarak. Farz-ı mümkün olsaydı hepsini zikret. Tamam mı? İki cümle şeklinde yaparsan olur. Bir tek cümlede. Ama çünkü asıl mana orası değil. Orası böyle bir yan anlam. Yan anlam olarak sana öyle bir şey işaret ediyor. Cümlenin asıl anlamı o değil. Diyor ki yani sana şeyi yapmayacağım. Yani bütün hepsini kuşatmaya çalışmıyorum. Yani faraza bütün hepsini kuşatmaya çalışmış olsaydım kuşatmayacağım. Ama olmuyor işte bu Türkçe'de. Yani iki cümleye ayırmam lazım benim. İki cümleye ayırmadan bulabilirsiniz bir tabir üslup falan olur. Çünkü asıl anlam dikkat edin. Asıl anlam ala fardite ettiği değil. Yani siyah ona göre kurgulanmamış. Bak hani sen dediniz değil mi? Siyah ona göre kurgulanmış. Siyahın burada söylemek istediği ki telmih ettiği yani dil zordur kuşatamayız bu nüktelerin hepsini. Bunu demek istiyor. Ama bu yan anlam. Siyah değil bu. Buradaki siyah asıl kastetmek istediği şey ben sana bütün nükteleri söyleyemeyeceğim bu seviyede. Anlatmayacağım. Tamam? Asıl anlam bu. Merkezi anlam bu. Siyahın onun için kurgulandığı anlam bu. Ama bunu söylerken bir ek bilgi daha veriyor. Ki zaten hani tartışılır ne kadar bu nükteler hepsi kuşatılabilir mi ki zaten? Hani olmaz ya. Hani olmaz ya. Aa bak çok güzel. Hani olmaz ya. Hani falan gibi evet. Şayet de olmaz. Şayet ala farz et. Ama bütün cümleyle beraber anlıyorum yani faraza uygun yoksa faraza en çok bence uygun olan kelime burada. Yani faraza mümkün olsaydı bütün nükteleri bir araya getirmek bu en anlaşılan ama bunu ana cümleyle ben kuramıyorum. Böyle cümleye başlamayın cümlenizi kurun bu nesneye kadar. Tamam güzel onu kurabiliyorum onda da bende bir problem yok ama sonra ala farz et birleştiremiyorum. Şayet mümkün olsaydı. Ama Türkçe'de olmaz ya böyle bir şey. Yani böyle bir cümle olmaz. Böyle bir anlatım olmaz. Hiçbir kitapta bir mühendir. Anlatıyor. Şayet mümkün olsaydı. Sonra ikinci baba geçelim falan. Böyle bir şey olmaz. Rakik bir kelam olur. Gerçekten. Tabii ki zayıf olur. Rakik. Kefle. Zayıf bir kelam olur Türkçe'de. Yani zayıf bir telif olur. Ha, anlaşılır ne demek istediği. İki nokta koyar. Yapıyorlar bazen ama çok edebi bir dilde olur. Ama ilmi bir dilde böyle biraz şey kalır. Zayıf kalır yani. Şayet doğru olsaydı yani cümleni tamamlamadın yani birleştirmiyorsun. Velhasıl ama cümleyi anladık güzel bir cümle değil mi? Ala fardı tert. Çok veciz işte. Yani yan bir anlamı önemli yan bir anlamı zikretmiş ama siyah onun için kurgulanmamış yani. Ondan dolayı kayıt olarak etmiş. Ala fardı tert diye. Özel bir cümle kurmamış onun için. Neyse biraz Arapça tatbik ediyor aslında bunun mealiyle bir alakası yok ama normal Arapça. Bazı zor ibareleri ben soracağım arkadaşlar size. Hissettiğim, zor olduğunu hissettiğim ibareleri. Çünkü ben okuyup geçiyorum. Sizin ne kadar bu ibareleri çalıştığınız, kelime kelime anlamanız gerekiyor çünkü buradaki. Asıl olan her kelimeyi anlamanız lazım yani bu seviyede. Anlasak da yanlış anlayabilirsiniz. Şüphelendiklerinizi de sorun. Siz hep böyle hani valla anladım genel olarak ama hani şöyle bir ihtimal de olabilir. Yani ciddi bir şüpheyse sorun yani. Hani tehdit edebilirsiniz yoksa yani cahil mürekkep olur. Çok daha feci bir duruma düşersiniz. Zaten ihtiyat ne demek? Yani sen bir şeyden şüpheleniyorsun doğru olmadığında %30 şüpheleniyorsun. Her bir önemli bir meseleyse bu %30 şüphe hemen sorulması gereken bir şeydi. Yani ben böyle anladım ama yani %70 böyle zannım. Ama doğru mu anlamışım bir sen de bak yani mesela. Ha, onu sen öyle %70 %30 bakmazsan ya anladım işte falan böyle yüzeysel çok gidersen. Onu hep %100 gibi senin zaten miyarın ya sıfır ya bir ya anladım ya anlamadımsa senin ölçün. Bir sürü şeyi yanlış anlarsın, yanlış bilgiler alırsın kitaptan, müellife isnat edersin demediği şeyleri falan. Ve cehli mürekkeple bunu yaparsın, yanlış yaptığını da bilmiyorsun. Çünkü sende öyle bir teakkuz hali yok ibareleri anlarken. Hep böyle zaten bize akademinin verdiği genellikler falan, hani metin tahlili falan yok ya. Yani yorum, bu da yorum yapılabilir, bu da yapılabilir. Ne demek bu yapılabilir, bu yorum yapılabilir? Biz diyoruz o yüzden, asla manayı kendinizden metne enjekte etmeyin. Hangi manayı nihai olarak metni anladığın zaman oraya ulaşmışsanız kesinlikle o mananın Kur'an ve sünnetten delili olduğu gibi düşünün yani. Lafızdan delilini görmeniz lazım. Ya ben bu manayı verdim ama hangi lafızdan çıkarttım bu manayı? Bunu görebilmeniz lazım. Yani siyakı gayet güzel gidiyor. Beklenen bir manaydı. Sen orada yani mevcut zaten sende olan anlamları mı takip ediyorsun kitabı enjekte ediyorsan oradan bir şeyler mi öğrenmeye çalışıyorsun? Yani... Tamam yani lafızlar. Lafızlar çok önemli. Lafızlara indiremediğimiz, lafızlarla irtibatını kuramadığımız, nahif, belagat, mantık kaidelerine göre lafızlarla irtibatını kuramadığımız hiçbir yorumu, manayı metne yüklemeyeceğiz.
Ha ben buradan bunu anladım. Neden böyle anladım? Bak şimdi bu kelimeyi burada böyle kullanıyorum. Bu kelimenin anlamı budur. Sözlüğe gittim. Baktım budur. Burada bunu takdim ettim. Mef'ulü bundan dolayı. Efendim bak teeddi şu demek. Nitekim şurada da böyle kullandı bu kelimeyi. Böyle demen lazım. Yoksa hani vah güzel zaten bu beklenen bir şeydi. Zaten diğeri nasıl düşünülebilir ki? Düşünebilirsin. Aklına gelme 50 tane ince şey düşünebilirler. Bu insanlar yani bu müellifler. Öyle bir şey var. O bir şey var bazen okuyucuda. Bu modern okuyucuda özellikle. Ya yani benim de aklım var zaten ben de anlarım. Müptedi bir talebe. Ya senin aklına gelmeyen 50 tane incelik anlatıyor olabilir orada. Yani zaten ne söyleyebilir ki bu konuda? Söyleyebilir işte. Neyse devam edelim. Vel aslu tarifuhu feyeti damiran. Şimdi müsnedün ilehti bir asıl metinde şimdi zikretmiş olduğu ikinci meseleye geçiyoruz tabii. İkinci bahis. Marifelik nekralık. Müsned-i İleh ne zaman marife olsa muktezai hale uygun olur, ne zaman nekire olsa muktezai hale uygun olur. وَلَسْتُ تَعْرِفُهُ فَيَأْتِي دَمِيرًا اَوْ عَلَمًا اَوْ مَوْصُولًا اَوْ اِشَارَةً اَوْ بِاللَّامِ اَوْ بِالْاِضَافَةِ عَلَى مَا يَقْتَضِهِ الْغَرَضُ. Şimdi 6 tane marife isim saydı. Zaten marifeler 6 kısımdı değil mi? Biz de Katrün Neda'da gördük bunları. Ama Katrün Neda'daki ve diğer ulemanın kitaplarındaki sırada bu dipnotta da belirttiği gibi mevsul işaretten sonra geliyor. Ama burada telhiste de böyle geçtiği, telhisin nazmı olarak El-Cevherul Meknun da böyle geçtiği için El-Cevherul Meknun'u esas alan bu metin ve şerh de sıralamayı değiştirmemiş yani. Bilmiyorum valla burada zikretmemiş. Gidip telhise bakmak lazım ve telhis şerhlerine bakmak lazım yani. Böyle olmasına muhtemelen yani ya Kazvini'nin mevsulün işaretten daha marife olduğuna dair bir görüşü olabilir. Veya da o yoksa da hani bu belagata özgü özel bir şey olabilir veya. Veya da yoktur bir sehifdir yani. Şarihler bunu ortaya çıkarlar. Bu da muhtemel yani. Ama bu biraz daha en son gideceğimiz ihtimal. Hele ki böyle tarihe mal olmuş metinlerde yani sehif olmuştur falan bu tertipte falan. Yani en son başvuracağım seçenek yani. Evet. Bakmak lazım bilmiyorum valla mevsulü işarette takdiminin sebebi. Acaba ihtilaflı mı naifciler arasında mesela? Çok bilmiyorum sizin var mı bir bilgi mevsulü işaretin? Marifelik tertibinde ihtilaf yani. Velhasıl 6 tane şey var. Şimdi iki seviye var aslında. Bu mertebede yani bu birinci seviyede bu şekilde ayrıntılı yapmayacağız ama şey bir mesele birinci seviye yani nekire veya marife olması bu bir mesele. Bir de marife olunca neden şu muayyen marife? O ikinci bir soru tamam. Yani her birinin kendine ait bir cevabı ve bir gerekçesi olması lazım. Tabii. Yani bir müsned ile marife de olabilir, nekire de olabilir. Marife olmuşsa hangi gerekçelerden dolayı marife? Nekire olmuşsa hangi gerekçede? Şimdi ama marife olmakla problem bitmiyor. Çünkü marife 6 kısımdan birinde taayyün ediyor. Bu 6 kısımdan bu neden zamir de alem değil mesela? Neden alem de işte lam-ı tarifle değil mesela? Tabi bu da ayrı bir sebep. Yani bu bir sebep. Önce marifeliğin sebebini düşünebilmemiz lazım. Sonra bu muayyen marifenin sebebi de gelmesi lazım. İki seviyede düşünmemiz lazım mesela. Ama bu kitapta biraz onu yapmamış. Yani karışık anlatmış. Daha doğrusu ikinci seviyede yapmış. Hani bu marife, bunun sebebi sanki genel marifeliğin de sebebiymiş gibi. Yani nekire olmamasının sebebi. Peki bazen evet. Muhayyer olduğumuz durumlarda oluyor mu yani? Şunu da tabii ki. Tabii ki işte evet. Orada artık şeye kalıyor. Tabii kalacak muhtemelen. Tabii ki muarızalar çok olur dilde yani. Hani işte zaten ondan şey yapıyorlar mesela. Geliyor şair büyük bir edebiyat nakit edebiyat eleştirmeni. Evet şimdi bugünküler anlamayın yani 1200 senedir var bunlar. Geliyor iki şiiri yan yana koyuyor. Aynı meseleyi anlatıyorlar falan. Diyor ki bu bundan daha belli yani. Anlat diyor. Bazen anlatıyor, bazen anlatamıyor yani. Yani muktezai hale daha uygunluğunu, belagatını hissediyor yani. Ama ifadeye dökülemeyecek derecede çok ince. Hani %51-49, %55-45. Ve böyle bir matematiksel şeyler olmadığı için dediğimiz gibi yani. Böyle hap lop diye önüne koyamıyorsun. Yani burada müstehneyi takdim etti. Tamam bu daha iyi falan. Hani bu bizim seviyemiz. O dilin kompleksi şiiri söylüyor adam. Ne şeyi ne karinesi bağlamı falan bu dereceleri. O hissediyor onu yani. Şeyini yani. Ben takdim etti bu daha iyi. Bizden bu kadar. O da iyi bir seviye. Bunlardan habersiz olan insanlar var. Şu seviye iyi bir seviye Türkiye şartlarında. Gerçekten yani. Ya bunu iyi anlamak, bizim şu okuduğumuz hakikaten idrak etmek, Türkçeden karşılıklarını hissetmek, okurken hani yani intibah etmek yani mesela, yani farkına varmak. Kur'an bunları okuyorsun, biraz Kur'an okudun, bir ayette farkına vardın, aa güzel yani. Bu seviye iyi bir seviye yani. Veya da en azından ulema bu kavramlarla, bu tahlilleri tefsirde, metin yorumlarında yaparken dediklerini gayet iyi anlamak yani.
Ve o kaydeler üzerinden hakikaten bu ince farklara böyle dokunmak yani. Metinlerde, yorumlarda. İyi bir seviye yani bu. 6 tane dedik. Ebu İdafeti. Alama yaktadihil garat. Yani efendim garas, yani belagat için gerekli nükte neyi istiyorsa, neyi gerektiriyorsa. Yani alemi gerektiriyorsa alem, mevsuse mevsul falan. Ve kad yunekkeru lil ifrat. Nekire de getirilebilir müsnedine. Onun da kendine ait sebepleri var. Lil ifrat, yani müfret olarak getirmek istediği için. Ebu tekfir. Ve çok çok fazla, yani cins isim olarak söylemek istemiyor yani efendim. O çokluğu, o nekiredeki çokluğu işarettirmek istiyor. Ahir için getirmiyor mesela veya alem yapmıyor. Tek tek isimlerini zikredemiyor yani. Nekirenin umumluğunu kullanıyor falan. Değil mi o umumluk? Bedeli bile olsa bir umumluk var. Evül cehlibi veya da bilmediği için. Gerçekten Hüseyin İleyhi muayyen şahıs olarak bilmiyor. Bir tane adam ama hangi adam olduğunu bilmiyor. İsmini bilmiyor, cismini bilmiyor. Bakalım. El-Memhatü Sani fi Bab-ül Müsnedi'yle tarifuhu ve tenkiruhu. وَقَدْ وَقَفْنَا عَلَى سَبَبِ كَوْنِ الْأَصْلِ التَّعْرِيفِ. Bunu şey yaptık. Aslı olan marife olmasıdır Müsned-i Lehi. Bunu anladık değil mi? Çünkü ondan bahsediliyor falan filan. وَهَهُنَا الصُّوَرُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً وَمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ صُورَةٍ مِنَ الْغَرَضِ الْبَلَاغِي فَالتَّعْرِيفُ قد يكون بالضمير أو بالعلم أو بالاسم الموصول أو بالإشارة أو باللام أو بالإضافة فيتم تعريف المسند إليه بالضمير لكون المقام مقام تكلم يعني birinci seviye yapmadı marifelik, sadece marifeliği gösteren sebeple direkt zamire gidi. Zamirin sebepleri de genel olarak bütün marifelerin de sebeplerini de kuşatmış gibi oluyor da bir açıdan. Direkt ikinci seviyeye indi. Yani neden zamir? Neden müsned ile zamir olarak getirilir? فيتم تعريف المسند إليه بالضمير لكون المقام مقام تكلم. Mesela yani konuşmacı, konuşanı bildirmek için fetekulu ene ketebtu. Burada mesela Radvan ketebtu diyemezsin mesela. Değil mi ben konuşurken? Ene ketebtu dersin. Burası zaten zorunlu bir şey. Artık bu hani naif seviyesi, sanki belagat seviyesi değil değil mi biraz? Ben bu zamirdeki tahlili biraz daha ince bir şeyler yapılabilirdi yani. Sanki naif seviyesini çıkmıyor gibi sanki yani. Fetekulu ene ketebtu. Ev mekamu hitabin fetekulu ente ketebtu. أو مقام غيبة فتقول كتب هو وذلك لأن المسند إليه يكون قد تقدم ذكره إما لفظا وهو ده biraz daha ayrıntı veriyor iyi. Yani neden zamir kullanırız mesela? Muktezai hal neye gerektirir? Zamir kullanmamız gerektirir. Neden? Çünkü zamirin rücu, raci olduğu asıl isim zikredilmiş lafzen daha önce. Dolayısıyla tekrar etmenin bir anlamı yok. Yani إما لفظا كقولك جاء زيد وهو راكب. Binerek geldi Zeyd değil mi? Zeyd binerek geldi. Tekrar ve huve ca'a zeydun ve zeydun rakib demiyoruz yani. Çok basit anlaşılır. Değil mi? Evet. Fe ente te'ti bil musnedi ileyhi damiran liennehu kad tekaddeme zikruhu bi lafzihi. Muktezaya uygun getirdik. Muktezaya zahire de uygun burada. Dikkat ederseniz. Hem zahire hem hale uygun. Çünkü ekstra bir o zahirden ayrılmamız gerektiren bir şey de yok yani. Bir siyak yok. Gerekebilir ama bunu geleceğiz mesela. Bunun bir aksi var. Yani mesela zamir getirebilir de getirmiyoruz. Öncesinden lafız geçmesine rağmen. Bahsedeceğim biraz daha sonra. Tamam. Ve imma ma'nen veya da manen geçmiştir. Ke kavli teala i'dilu huve akrabu littakva vettakullah. İ'dilu huve akrabu littakva. Nereye gidiyor bu huve? Adalete giriyor. Aynen. Zaten hemen biz de bir acemler olarak bile hissedebiliyoruz değil mi? Bu ayet-i kerime okuduğumuz zaman. Çok basit bir sarf naibide. اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Emir verilince hemen emrin gereği olan adaleti tahkim etmek, gerçekleştirme şeyi oluşuyor ya bizde. Hemen sahnesi oluşuyor bizde. Ha, ama o sahnedeki şahsı zatı alıyoruz. Yani isim olarak, mana olarak. فَالْمُسْنَدُ اِلَيْهِ وَهُوَ الضَّمِيرُ هُوَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بِمَعْنَاهُ لَا بِلَفْضِهِ. Ama mana o kadar net ki yani sanki lafızda zikredilmiş kadar açık zihnimizde yani. Ve huvel adlu allazi nafhamuhu min fi'li'l emri i'dilu. 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 Mesela bu dediğim aksi ne olabilir zahir halde? Mesela ca'a zeydun ve zeydun rakip olmaz. Çünkü bir nükte yok. Zahirul muktada zahirden ayrılacak. Muktezay zahirden ayrılacak. Ama mesela normalde hani lafzen zikredilmişse daha önce sonrasında zamirle ona işaret ederiz. Ama bunu yapmayıp ismi zahir olarak zikrettiğimiz durumlar da olur. Bir nükte için. Mesela ne nükte için? Bir tane söyleyelim. Bir tane nükteyi söyleyelim. Bu belki buna benzer bir şey daha ileride de gelebilir. Arası sonra veya ileride. O ismi söylemekten lezzet duymak. Mesela. Mesela şairlerin şiirlerinde çok var bu. Gazellerde çok var.
Mesela Mecnun'la inşallah okuruz. Belki o dediğimiz edebiyat metinlerini okumak istediğim zaman onu alabiliriz yani. Mecnun'u Leyla var. Mecnun'un kasidesinde gerçek Mecnun yani. Kays. Efendim onun kasidesi var. Gazeli var. Orada Leyla diyor çok. Yaklaşık 29 kelimeyle Leyla diyor kaside boyunca. Efendim Leyla, Leyla, Leyla. Dünya Leyla, Leyla olmuş. Aynen öyle. O işte. O. Mesela bir beytinde şöyle bir şey diyor. Halileyya Leyla ekberul haci vel muna. Halileyya birinci şatrını okuyorum. Yazayım. Halileyya Leyla ekberul haci vel muna. Şifayı şey alışmamız lazım ama. Femen li bi Leyla. Femen li bi Leyla. Ev femen ve leha biya. Ya ile bitiyor zaten kaside. Ravisi. Halileyya. Dostlarım, dostum. Anan ikiye hitap ediyor. Leyla ekberul haci vel muna. En büyük arzum ve ihtiyacım, derdim. En büyük derdim ve arzum Leyla'dır. Bunu bilin. Dostlarım yani. Biliyorlar zaten. Bilmezler de dost olurlar mıydı? Tehkit olmuş oluyor bu ikinci. Hitap etmez ki ona yani. Ki geliyor ondan sonra böyle. Siz benim için ağlamazsınız. Ben sizi bırakır başka dostlar bulurum yani. Benim derdime ortak olup benimle ağlamanız lazım diyor yani. İnnem tepkiyali eltemiz haliden ida enzeftu dem'i. Kanlı gözyaşları döktüğüm zaman bana ağlayacak başka arkadaşlar bulurum. Başka dostlar bulurum. Benimle beraber ağlamazsanız yani. Benim derdim. Femen li bi Leyla. Ev femen zâ lehâ biya. Yani Leyla'ya dair ihtiyacımı, Leyla tutkumu kim yani çözümünü bulacak çaresini? Yani Leyla'ya olan aşkımın devası kimde? Kim benim için var? Femen li bi Leyla yani. Tamam. Ev femen zâ lehâ biya. Zâ o yani kim? Femen huve yani gibi. Femen huve leha biya. Benim için de ona kim var? Herhalde Leyla'nın da kendisini aşık olduğunu, sevdiğini, düşündüğünü düşünüyor. Ki öyle de biliyoruz biraz kıssada aslında. Leyla da seviyor Mecnun'u yani. Onun da vuslat acısı çektiğini falan ya. Hicran acısı çektiğini biliyor, düşünüyor herhalde. Ki şeydir yani. Kendini her şeyini feda eder Leyla için. Tabii ki Leyla'yı düşünecek yani. Femen de leha biya yani. Burada ne var nükte? Şimdi burada Halile Leyla dedi. Leyla'yı zikrettik bu beytte. Burada şöyle diyebilir. Femen li biha diyebilirdi. Gayet anlaşılırdı. Hiç problem yok. Ama Leyla dedi. Çünkü baştan sonra kaside de Leyla diyor. Şu ya da öyle. Hem Leyla'yı hatırlatan bir ya kasidenin sonunda. Leyla. Femen li bi Leyla. Femen zâ leha biya. Halileyi bilir, Leyla'yı... Tabii, tabii. O hepsinde var yani o şeyler. Seçtiği kelimeler inanılmaz yani. Bunları irticaren söylüyorlar, düşünün yani. Doğaçlama söylüyorlar bu şiirler. Yani oturup böyle çalışmıyorlar senelerce üzerinde. Zaten olmaz. Senelerce üzerinde çalışır bir şiir olmaz. Senelerce üzerinde bazı küçük tasihatlar yaparsın. Bunu yapıyorlar. Tenkih deniyor. Medresu tenkih. Züheyr bin Ebi Sülme adı da vardı yani. Bir sene bekletiyor. Kasideyi söylüyor irticaren. Gayet iyi bir kaside. Ama bir sene bekletiyor, oradan buradan birkaç kelimeyi düzeltiyor falan yani. Üzerinde çalışıyor bir sene boyunca. Havliyat deniyor. Sonra piyasaya sürüyor. Gerçekten piyasaya sürüyor. Yani birine veriyor, okunduktan sonra bütün Arap Yarımadası'nı buluyor yani. Her yerde dolaşıyor yani. Çünkü çok üst bir şey zaten. Manalar da çok önemli, çok ince. Zaten bir savaşı anlatıyor. Çok önemli bir hadiseyi resmediyor zaten. Efendim. Tamam. Femen li bi Leyla. اَوْ فَمَنْ ذَلَهَا بِيَا Burada ne yaptık mesela? Müsned-ün İleyh'i mesela zamir olarak getirmedik. Zamir olarak getirebilirdik. Yani عَدَلْنَا عَنْ مُقْتَدَى الظَّاهِرْ اِلَى مُقْتَدَى الْحَالِ Hal neyi gerektiriyor? Leyla'nın ismini zikretmekle lezzet duyan Mecnun'un hali var. Yani. Devam edelim. وَيَتِمُّ تَعْرِفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِالْاِسْمِ الْعَلَمِ Şimdi alem nüktesine bakalım. Alem. Ne diyor? Li agradin. Belli sebepler için değil mi? Minha ihdaruhu bi aynihi fi zihni sami'i min khilali ismihi'l khas. Şimdi alemi söyleyince alem en doğrudan o zatı resmeden bir şeydir, bir lafızdır, delalet eder. Onun direkt muhatabı zihninde bütün her şeyi o zatı mücessem bir şekilde zihninde hazır olmasını istiyorsun. Ke kavli taala kul huvallahu ehad. Mesela kul huve ehad denilebilirdi.
Zaten tevhid en büyük mesele müşriklerle Müslümanlar arasında. Bir Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi okuduğu zaman kul huve ehad anlarlar ne dediğini yani. Zaten davet biliniyor, her şey biliniyor. Huve Allah'tan bahsediyor. Ama kul huve Allahu ehad. Tabi bunun irabında Allah'u haber yapılabiliyor huve'ye veya da efendim huve zamiri şan yapılabiliyor. Allah yeni bir müpteda falan. Evet. Kul huve Allahu ehad. فَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنْهُ قَدْ وَرَدَ الضَّمِيرُ هُوَ إِلَّا أَنَّ الْغَرَضَ مِنَ النَّصِّ أَنْ يَحْضُرَ الْإِلَهُ سُبْحَانَهُ فِي أَذْهَانِنَا بِاسْمِهِ الْعَلَمِ وَهُوَ لَفْظُ الْجَلَالَةِ اللّٰهِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. Evet. وَمِنْهَا الْعِنَايَةُ بِشَأْنِهِ كَقَوْلِكَ. İsmini özel olarak zikretmenin isim şeydir ya biraz. Efendim sumu dedik, sumudan gelir, yücelikten gelir. Onun takdir kıymetini gösteren bir şeydir. İsmini özel olarak zikretmek değil mi? Filan efendi yani. كَقَوْلِكَ زَيْدٌ جَاءَنِي بِالْأَمْسِ فَتَذْكُرُهُ بِاسْمِهِ لِلْعِنَايَةِ بِشَأْنِهِ وَكَانَ مُمْكِنًا أَنْ تَقُولْ أَخُوكَ جَاءَنِي بِالْأَمْسِ اَوْ صَدِيقُكَ جَاءَنِي بِالْأَمْسِ değil mi? وَلَكِنَكَ اَرَدَّ مَزِيدًا مِنَ الْعِنَايَةِ بِشَخْصِهِ. Yani onun kendisini istiyorsun. Yani onun kardeş olması, arkadaşın olması. Yani bir şekilde başka yollarla da delalet edebilirdin gelen kişinin kim olduğuna. Ama ismini zikrederek özel bir inayet gösterdin. Hakikaten onu istiyor ve onunla bir ilgim var benim. فَذَكَرْتَهُ بِاسْمِهِ الْعَلَى. Müsbet bir şey mi olması gerekiyor? Yok, duruma göre. Yani burada inayet tabii müsbet. İnayet bir şey. Yani genel olarak müsbet. Anlaşılan müsbet yani. Özel bir ilgi yani. Evet, özel bir ilgi. Aynen öyle. وَمِنْهَا الْإِحَانَةِ. Yani bazen basit gelir. Zaten hani herhangi bir cümlede direkt bunu Zeyd'in kendisini gördüğünüz zaman Zeyd'in cani bilmem. Yani normal bir cümledir ama aslında bunda bile bir sebep var. Yani bunun bu şekilde getirilip اَخُوكَ صَدِيقُكَ veya اَرْرَجُلْ diye getirmemenin veya هُوَ diye getirmemenin bir sebebi var ama. Yani şöyle düşünelim. Her bir kelam, her belli kelam çok basit, anlaşılır, garip bir numara yokmuş gibi görünüyor. Her belli kelam tam tersi numara yokmuş gibi göründüğü anda zaten belli kelam olması için zaten muhtezel hale uygun olması. Yani muhtezel hale çok kompleks, girift, çok özel bir üsluba ihtiyacı duymayabilir. Bu onun belagatından azaltmaz yani onu. Onun da bir sebebi var. Onu öyle zikredip gereksiz yere mesela mef'ulü öne almaması bir meseledir yani. Mesela biz çok yapıyoruz biz dilde bunu. Mesela çok meşhurdur şey olarak gençler arasında. Biraz işte konuşmaya başlıyor dili. Dili biraz ne diyor? Dili açılmaya başlıyor. Fetake lisanuhu, fetaka lisanuhu diyor Araplar. Dili açılmaya başlıyor. Hani konuşmayı seviyor. Biraz belagat bu şeyleri de güzel konuşma meraklısı falan. Bir de 3-5 kelime öğreniyor. Bazı böyle iyi konuşanlar Osmanlıca kelimeler kullanıyor falan. Onlara özeniyor falan yani konuşmasında falan. Gereksiz yani kelimeler kullanıyor. Ve yanlış anlamda kullanıyor. Tamam bilmiyor çünkü zapt etmemiş. Ve de işte sürekli devrik cümle kullanıyor. Mesela şiir yazacağım diye sürekli devrik cümle kullanıyor. Zannediyor ki sürekli devrik cümle bir şeyi şiir yapar. O kadar basit yani. Çok rezil şeyler var yani. Ama işte genç yani normal düşebilir yani böyle şeyler de. Yani bu yani örnek olarak. Sürekli devrik cümle kullanma. Mesela hasır, takdim. Yani böyle değil. Hasır, takdim, tehiri gerektiren bir şey yoksa yapmaman belagata uygun hareket etmektir. Zeydun, zeydun. Burada alem, alem. Yani zamire gerek yok, sıfata gerek yok, bir şeye gerek yok. Alemi söylüyorsun. وَمِنْهَا الْإِحَانَ كَقَوْلِنَا مُسَيْلِمَةُ كَذَّبْ. İsmini özel olarak bir makamda zikrediyorsun ki bu kezzabın kim olduğu bilinsin. Yani ve tahkir için yani. Çünkü onun ismi başka meselelerde de geçiyor olabilir. Yalan dışında, siyasi bir olayda, başka bir meselede falan. Ama burada özel olarak ismini zikrediyorsun ki insanlar iltifat etsinler, o ismi bilsinler. مُسَيْلِمَةُ كَذَّبْ. كَذَّبُنْ mu olacak? Tabii kezzabun. Sıfat değil mi? Tabii sıfat değil, yok haber. Musaylimetu kezzab. Tabii. Musaylime, biz Musaylime diyoruz ama Musaylime bildiğim kadarıyla doğrusu. Musaylimetu kezzab, evet. Musaylimetu kezzab diyoruz üstü kişiden. Musaylimetu diyoruz. Evet, olur ama o. Ama olur tabii sıfat. Musaylime alem olduğu için marife yani. El Musaylime diye bir şey gerekmiyor tabii. Ama Musaylime. Çünkü Musaylim, Müslümun Musaylimun olur onun. İsmi tasgiri değil mi? Musaylim. Evet, Musaylimetu kezzab. تَذْكُرُ اِسْمَهُ الْعَلَمَ زِيَادَةً فِي اِلْحَقِ الْإِحَانَةِ. Daha fazla o tahkiri, o aşağılamayı, ihane aşağılamak demek. O aşağılamayı, aşağı demek yani hevun, heyin falan. هَانَ الْأَمْرُ. Azaldı, düşük oldu falan demek yani. Aşağılamak, daha fazla aşağılamak için ismini özel olarak zikrediyorsun. Alem olarak söylüyorsun Müsned-i İleyhi. Unutmayalım hala Müsned-i İleyhi marife ve özel bir marife türü olarak söylemenin nüktelerinden bahsediyoruz. وَمِنْهُ تَعْرِفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِالْاِسْمِ. Bir isim,
El mevsul li agrad minha tefhim. Tefhim. Yani meseleyi bayağı büyük, kompleks şey göstermek. Yani ihata edilemeyecek bir surette göstermek. Bütün yönleri. Kekavlihi Teala, inanılmaz bir şey bu. Bu üslup çok var. Yani şiirlerde de var, Kur'an-ı Kerim'de de çok var. Fagashiyahum minel yemmi ma gashiyahum. Bu neredeydi? Nuh Aleyhisselam'ın değil mi? Tufan. Tufan'da mıydı yoksa Hazreti Musa Aleyhisselam mıydı bu? Sanki tufandı bu ya. O zaman Firavun'sa o şeyin kapanması, yani Kızıldeniz'in kapanması olayı. Ama ben şey hatırlıyorum, fakashiyahum minel yemmi dediğince, Nuh Aleyhisselam olmaz, doğru. Şey, Kızıldeniz'in kapanması. Hani Musa Aleyhisselam şeyde geçiyorlar ya, Kızıldeniz kapanıyor. Yani tamamen kapanmadan önce dört bir tarafları şeyin içinde kalıyor ya, tamamen sonra kapanıyor, bunlar boğulup gidiyorlar. Gaşiye kaplamak demek. Gaşe, uğşiye aleyhi bayılmak demek. Kafası, başı örtülmek. Uğşiye aleyhi. Feyakşahu mevcun fekhum. Doğru, mevcun. Yani kapatmak, örtmek demek gaşiye. Haşiye. Bunlar da çok yakın kelimeler. Hem telaffuzu. Yem deniz demek. Özellikle yani Yahudiler de buna yakın bir kelime kullanıyorlar. Yem. Arapçada yem de deniz. Min el yemmi ma gashiyahum. Gashiyahum faili ma arkadaşlar. Mausul. Zaten biz şu anda bu ma'yı zikrediyoruz. Müsnedü ileyh nedir? Gashiyahum. Mun faili müsnedün ileyhtir. O da ma'dır. İsmi mevsuldur. Neden burada müsnedün ileyh olarak gashiyahumun faili ma ismi mevsul şekline getirildi de mesela alem veya da bir sıfat veya cins bir isim getirilmedi yani. Tamam? Lam-ı tarifle beraber. Yani neden nekire getirilmedi? Evet, şimdi tefhim için. Tefhimi biraz anlamaya çalışalım ama nükte biraz zor. Birçok ayet-i kerime var bunun gibi. Ma ile söylüyor. Fakashiyahum yani ma gashiyahum. Denizden yani. Fakashiyahum minel yemi denizden gelip etraflarını sardı yani bütün o su dalgaları falan. Ma gashiyahum ama demiyor su dalgaları onları kapladı. Bak. Demiyor emvacul bahar mesela. Fakashiyahum minel yemi emvacun. Öyle bir şey demedi bakın. Ha, düşünebiliriz ne diyebilirdi diye. Fakashiyahum minel yemi emvacun. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَسَلًا Meselen ne diye biz? فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ Yani. Dalga diyelim. اَمْوَاجُ Nekire getirebilirdik. وَالْاَمْوَاجُ الْهَائِلَ Sıfatlı bir şey, bir müsnedüne getirebilirdik tabi olarak. Yapmadık bunu. مَا getirdik. مَا غَشِيَهُمْ Neden burada مَا getirdik şimdi? Denizde onları kapladı. Deniz onları kapladı. Suyda boğuldular gittiler yani. Diyor ki فَاِنَّنَا لَمَّا قَرَأْنَا مَا غَشِيَهُمْ كَاَنَّنَا قُلْنَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ عَظِيمٌ لَا يُمْكِنُنَا تَصَوُّرُ Bu kısım asıl önemli. Yani mevcun azimun da diyebiliyor ama demedik. لَا يُمْكِنُنَا تَصَوُّرُ كُنْهِهِ وَمَدَاهُ Nereye kadar uzandığı. Meda uzanmak demek yani. Tamam. Yani künhünü idrak etmemizin imkansız olduğu bir kaplamayla kapladı. Hani Türkçe böyle çok güzel bir üslup değil biliyorum ama o şekilde yani. Bunu Türkçe nasıl çevirir bilmiyorum yani. Türkçe çok iyi bir Türkçe gerekiyor şu üslubu çevirmek için yani. Olabilir. Hani daha böyle daha biraz belli, o biraz müptezel bir şey anlatması güç. Hani iyi fasihtir o da problem yok anlatması güç de biraz müptezel. Yani biraz böyle daha az kullanılıp o az kullanmanın verdiği bir tatlılık oluyor ya bazen dilde yani. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ Bakmak lazım. Muhtemelen bazı meallerde bu üslubu böyle tutturmaya çalışanları buluruz yani. Çok zor yani gerçekten. Bu üslubun karşılığını Türkçe'de bulmak muhakkak vardır yani. Çok yakın bir şey de. Velhasıl bak bir bakalım meallere. Şimdi burada ne oluyor aslında? Burada çok güzel bir şey söylüyor ulema. Bu gibi yerlerde ma gashiyahum. Yani tekrar ediyor fiili bir de. Ma gashiyahum. Burada şöyle bir şey diyorlar. Liyezheb zihnu kulli sami'in ila mezheb. Yani muayyen bir şey söylesen mevcun azim. Azim. O kendine göre bir azim tasavvuru olur. Onu düşünür gider yani. Öyle bir şey diyorum. Bundan da öte bir icmal yapıyorum. Yani öyle bir şey ki hiç kimse tasavvur edemez. Kim neyi tasavvur ederse onun da ötesinde bir şeydir. Yani liyezheb zihnu kulli vahidin ila mezheb. Sen sanki aynı anda bütün farklı insanların düşünebileceği azamette bir deniz dalgasının hepsini kastetmiş olur gibi oluyorsun. Liyezheb zihnu kulli vahidin ila mezheb. Her biri bir şeye gitsin zihni düşünsün falan. Yani böyle bir şey demişler. Çok ilginç bir şey yani bu. Ve bunu çok güzel anlatıyorlar tefsirlerde. Bizim Ali Yani Hoca sürekli bunları böyle gelen ayetlerde hep anlatıyor dünüktesini. Ben tam izah edemiyorum onun gibi inşallah. Onun tefsirlerde falan bakarız yani.
çok güzel anlatıyordu bu ma'yı, ma'yı mevsule. Neden burada ma'gaşiye? Oradaki nekralık diyoruz ma'yı mevsule. Yani ma'gaşi bir de minel ma'amuaj demedi. Ma'gaşiyehum minel amuaj. Yani beyan falan getirmedi. Yani ma'da bir şey var ya, kapalılık, nekirelik yani. Onları kaplayan şey her neyse onları denizin içerisinde tamamen kapladı. Falan her neyse o falan. Hani diyoruz ya Türkçe'de biraz benzer üsluplar var. Yani her zihin istediği yere gitsin. Zihin nereye gitmek istiyorsa gitsin. O derece öne açık. Yani azametini daha da büyütüyor olayın. Sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi. Hayır, asla olmaz işte. Hiç olmaz. Türkçe, o Türkçe değil abi. Şu anda bu dil Türkçe değil. Yani ben sana söyleyeyim. Artık kendilerini denizden saran sarıverdi. Bu Ömer Nasuh'u bilmem. Tamam. Diyanet. Belki 100 sene önce bilmiyorum böyle bir üslup varsa ama bugün yok öyle bir üslup abi. Yok, çok kulağa tırmanıyor. Türkçe değil. Ne demiş? Deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Görülmedik bir şekilde. Senin de gibi anlatılması güç. Görülmedik yani bir benzeri görülmedik bir şekilde. Kuşatıp yuttu sonra bir de tekrar. Ha, kuşatıp yuttu fakat Şiyahum'un kendi delaletini vermeye çalışıyor yutmakla. Yani Gaşiye normal bir şey değil yani. Denizde de denizden kendilerini saran sarı verdi. Denizden kendilerini saran sarı verdi. Olmuyor ya. Denizin arkası söyledi. Hangi bir ayetti mi ne tercümesini mi söyledi? Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Öyle bir şey söyledi. Var mıydı böyle bir meal? İsmet Özel mi söyledi? Bunu belli bir kasıt da yapıyor. Muhtezai hale uygun olabilir zahirde ama zahire uygun değil yani. Şu yaklaşıyor yaklaşmakta olan ne ya Türkçe olarak? Evet. O öyle meal mi veriyor ezifetin azife? Yok ama o ayetin şeyi... İşaretle. Ama işte Türkçe üsluba uygun yani. O belki özel olarak bir şey anlatmak istiyordur. O garip evet, üslupla o olur bak garip. Normalde Türkçe uygun olmayan garip bir üslup farklı bir amaçla yaparsın ve yani her farklı amaçla yapılan da uygun olmaz ama yani denk getirebilirsin onu. İnsanlar zevkli selim sahipleri kabul ederler onu. O garip üslubu, normalde Türkçe uygun olmayan garip üslubu. Sen şey yapmış olursun, onu icat etmiş olursun ilk defa. Böyle bir nükteyle böyle bir üslubu. Evet, saran, yani bilmiyorum ben şu andaki Türkçe ile yani şu anda konuşulan biraz daha bildiğimiz Türkçe açısından saran, sarıyor falan çok olmuyor bence yani. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama. Ömer Nasuh'u bilmenin meali evet. Var abi, gördünüz mü hiç? Meali evet gördüm, gördüm. O meal gibi Türkçe'ye çevirmiş, latinize etmiş şeyleri, Arapça ifadeleri. İşte yasunun ennum mülakullahi. Allah'ın mülaki olacağını zannedenler diye çeviriyor. Hadi ya. O peki doğru mu? Kendisi mi öyle yapmış yani? Onun çünkü Türkçe var. Garip oluyor. Çünkü zan kelimesi yakin için kullanılmıyor Türkçe'de yani. Yani şey olur, problem olur. Yani manayı, ana temel manayı aktaramamış olursun. Yani yanlış bir tercüme olur. Yani evet. Aklında tefsirini falan yapıyorlar ya biraz mealleri böyle... Esnek yapıp bırakıyorlar. Işte. Ya bence yani yanlış bir anlam aktarmaktansa veya Türkçe üslupta kulağı tırmalayacak bir üslupla doğru tercüme, daha iyi bütün manalara hissettireceğim diye tercüme etmektense yani anlamı yanlış anlam olmadan genel bir anlam, o yüzeysel esnek ama üslupta kötü olmayan bir şey ben daha çok tercih ediyorum şahsen. Yani Türkçe üslubun kötülüğüne şeyi tercih ediyorum. Yani o anlamın daha az aktarılmasının ama üslubun uygun olmasının yani. O diğer anlamları isteyen tefsirle de uğraşsın. Arapçada da hemen ulaşamıyor insan. Arap da olsa yani. Tefsir okumadım anlamıyor yani. Bu fagashiyehum minakamiyama gashiyo. Arap duyunca bugünkü Arap bir şeyler biraz daha anlar ama yani. Gene oradaki belagat nüktelerini hissedemez yani. Çünkü bu üslubun geçtiği Arap şiiri nesriyle karşılaşması lazım çok fazla. Karşılaşmıyor ki. Kim konuşuyor böyle bugün Arapça olarak yani. Bu üslupları kullanıyor yani. Sadece Kur'an'da görerek de anlamıyor adam yani doğal olarak. Dil yaşayan bir şey. Gerçekten yaşayan bir şey. Yani yaşamadığı zaman olmuyor. Hissedemiyoruz. Neyse devam edelim. فَاِنَنْ لَمَّا قَرَأْنَا مَا غَشِمْ كَاَنَنَا قُلْنَا غَشِيهُمْ مَوْجُنْ عَظِيمٌ لَا يُمْكِرُنَا تَصَوُرُكُنْ هِيَ وَمَدَهُ وَمِنْهَا دَفْعُ الْهُجْنَ Başka bir nükte. Neden şey olarak getiriyoruz? İsmi mevsul olarak getiriyoruz. Yani müstehcen veya çirkin bir şeyi zikretmekten sakınmak için yani. Efendim. وَذَرِكَ حِينَمَا لَا ismiyle zikretmekten. Hücne demek müstehcen de oradan geliyor. Ama sadece fahiş manada yani müstehcenlik değil yani Türkçedeki müstehcen çirkin bir şey yani. Çirkin ile de böyle cinsiyet manası, cinsel manada bir müstehcenlik değil. Türkçede biraz örfü am onu ona hasretmiş müstehcen deyince. وَذَرِكَ حِينَمَا لَا تُرِدُ ذِكْرَ اِسْمِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ لِكَوْنِهِ اِسْمًا قَبِيحًا مَثَلًا فَتَقُلُ رَأَيْتُ الَّذِي كَانَ مَعْكَ بِالْأَمْسِ
Ve turidu sadiqahu lezi ismuhu Cahş. Cahş ne demek arkadaşlar? Eşek yavrusu. Eşek yavrusu ne demek Türkçe'de? Var mı özel bir ismi? Sıpa. Sıpa doğru. Sıpayı unuttuk. Evet. Veya da şey, dişi tay demekmiş. Ama daha çok sıpa. Sıpa anlamına geliyor Cahş. Ama eşek yavrusunu da kullanıyoruz. Sanki şeymiş gibi. Sıpanın alemi cinsiymiş gibi. Ama bunda hala isimlerin, sıfatların kendi delaletleri çok baskın bence eşek yavrusunda. Yani ayıramıyoruz fazla o yavruluk ve eşeklik yani. Anlamında yani. Ama alemde o değil daha fazla yani. Cahş. Evet. Türkçe'de kullanıyoruz bu kelimeyi direkt. Tahkir için direkt. Cahş diyor yani. Hani eşek falan adam deyince cahş deniyor. فَتُسْتَقْبَحُ فَتَسْتَقْبِحُ ذِكْرَ الْاِسْمِ فَتَاتِ بِالْاِسْمِ الْمَوْصُولِ كَمَا فِي الْمِثَالِ. Evet. Mesela adamın ismi Kel Ali. E sen Kel demek istemiyorsun yani mesela. Diyorsun ki işte mesela şu mahkemenin efendim reisi olan. Hani meşhur Kel Ali var ya, mahkeme reisi. İskilip Latif Efendi şey yapan. Allah müstehakkını versin adamın. Şehit eden yani, o hükmü veren. Kel Ali mesela. Kel demek istemiyorsun mesela. Yani işte şöyle şöyle olan. Olan En'an ismi ve usuldür biliyorsunuz yani. Evet. Evet. Ve minhe tevhim. Ve huve yani tevhim bir vehmi gidermeye çalışmak. Ve pardon, bir muhatabın vehmini ortaya koymak. Yani ona vehim isnat etmek. Vehme düştüğünü bildirmeye çalışmak. Tekfir nedir? Onun küfre, ona küfre nispet etmek ya. Tevhim ona vehim nispet etmek. Tamam? Tabi burada vehim nispet etmekten biraz daha bir hususi bir anlam. Yani ona vehme düştüğünü bildirmek yani. Tamam? Vehme düştüğünü bildirmek. Ve huve izharu vehmil muhatab. Vehim oluşturmak değil. Değil, vehim oluşturmak değil asla. Tam tersi. Onun bir vehme kapıldığını söylemek. İfade varlığından mı oluyor? İham. Vallahi evhemehu vehme düşürdüğünü. Evhemehu vehmettirmek olur yani. Vehme düşmesini sebep olmak gibi bir şey tabii ihan. Ama tevhimde yani burada belki belagatta biraz da belagatçıların kendine ait bir kullanımı olabilir daha fazla. Ama tabii dinin kendi kullanımına uygun yani. Hani tekfir sadece yani kafir olmak mesela, mübalağalı bir şekilde kafir olmak demek değil. Birine küfrü nispet etmek demek. Hani kefere kefere, kat'a kat'a. Kat'a dilim dilim doğramak demek yani. Direkt mesela böyle bir kullanımı da var. Fe'ale babının mübalağa. Fiilin hadesinin mübalağası için. Ama her zaman değil. Yani Arap şey içinde kullanıyor. Fe'ale babını nispet etmek. O mastarı birine nispet etmek. Yani tekfir ona küfrü nispet etmek. Tefsik fıskı nispet etmek gibi. Burada da mesela tevhim vehmini bildirmek. Onun bir vehme düştüğünü söylemek. Yani ona vehme nispet etmeye çok yakın bir şey bu. Onun vehme, ona vehmi nispet etmek. وهو إظهار وهم المخاطب كقول تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فإن قوله تعالى الذين تعبدون من دون الله ki bu müsned değil mi? Normalde müptada olan ama inneden dolayı innenin ismi olan bir müsnedün ileyh, pardon müsned dedi, müsnedün ileyh. Bunu bu şekilde söylemek ecvedu min kavlina el asnam, yani innel asnama la yemlikuna lekum rizqa diyebilirdi ayet-i kerime. Ama dedi ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ وَاحِدٌ فِي وَاقِعِ الْأَمَرِ. Değil mi? وَذَلِكَ لِأَنَّ مَجِيَ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ مُعَرَّفًا بِالْاِسْمِ الْمَوْصُولِ اَفَادَ تَوْه۪يمَ الْمُخَاطَبِ yani nisbeti الْوَهْمِ اِلَيْهِ فِي مَا يَفْعَلُهُ مِنْ عِبَادَتِهِ لَهُمْ عِبَادَةِ الْمُخَاطَبِ لَهُمْ وَلَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ هُوَ مُجَرَّدَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ. Yani işte icaz da buradan geliyor. Sadece müsned-i ilahi tayin etmek için getirmedi. Hem müsned-i ilahi tayin etti, hem de bir şey daha anlatmış oldu yani. Mevsul getirmekle. Tamam? Az sözde çok şey anlatmış oldu. O da nedir? Onların Allah Teala dışında başka birine ibadet ediyorlar ya, hem onu söyledi, bak ibadet ediyorsunuz. Ne kadar bir vehim yani. Hem vehim olduğunu nereden anlıyoruz? Belki şey bir vasıftır yani. Zaten onların yaptıkları ve makbul bir vasıftır mesela. Ha, la yemlikun alekum rizka. Aynen öyle yani. Yani bunlar hani böyle olduğunu görmenize rağmen nasıl bunlara ibadet edersiniz? Bunlar size bir rızık verebilecek kudrette değiller bu putlar. Ona rağmen işte siz de o ibadet ediyorsunuz onlara falan der gibi. Yani sanki iki cümle söylemiş gibi oldu. Sanki şunu söylemiş oldu. İnnel asnâme la yemlikûne lekum rizqâ. Fekeyfe te'budûne hâulâil asnâmi hâzihil asnâme leti la temlikû lekum rizqâ.
أو فكيف تعبدون هذه الأصنام التي هذا وصفها؟ يعني مثلا لا يملكون رزقا. Yani bu iki cümleyi böyle formel anlamda hani mantıkta yapıyordu. Kulelif bağ falan filan da. Kaziyeyi kuruyor sonra ikinci kadar. Yani Kur'an böyle gelmez tabii. Yani bu belli bir kelam değil. Yani ne yapıyor? Bir tek cümlede sadece müsned ileyhi mevsul getirerek aslında ikinci bir cümle söylemiş gibi oldu. Çok acayip işte. İyicez yani. Yani muhatap ta'budu ne dedi ya, ondan dolayı muhatap dedi. Entum yani. Yok. Önce muhatap dedi. Ondan sonra hani nerede muhatap? Tamam da ama ayet-i kerimeye misal veriyor. Ha burada asr ve amine tevhu izhar ve hamil muhatap. Niye muhatap? Yani ona sadece... Tabii doğru, aslında mülgayip de olabilir. İnnellezî mesela yef'alu keza falan. Doğru olabilir, evet, evet doğru. Doğru söylüyorsun. Doğru. Evil gayip. Evil gayip. Düşündüm, deminden beri onu düşündüm. Doğru doğru. Ya şey değil hani bu kitap dediğimiz gibi yani böyle her şeyi kuşatmıyor veya da ibareleri çok dakik bütün itirazları def edebilecek bir şey de değil. Teşeddüt olur mesela muhatabı evil gaybi desene konudan koparız yani biraz. Yani onunla takılırız falan, aslında konuyu anlamayabiliriz yani. Bidharul vehem muhammel muhatab. Ama ya tam yetmiyor şöyle. Çünkü o vehim neye vehim, neyin vehmi yani işte konuşanın karşındakinin veya bahsettiğin mevsulün sahibinin vehmi falan. Biraz onu söyleyince daha açık oluyor da. Tamam. Kendi vehmim olabilir mi ya da kendi şüphem? Bilmiyorum. Yani eğer o mevsulü o şekilde getirebilirsen innellezî yef'alu keza keza ana mesela. Yani orada ellezî yani doğrudan gitmiyor. Sen ellezîye ana gitmiyor doğrudan. Ellezî fe'ale ana diyorsun. Dikkat edin mesela orada. Ellezî fe'ale hâzel emre ana. Diyemiyorsun ellezî fe'altu ana. Yani orada fe'altuhu, oradaki hu gider o zaman ona. Şey gitmez yani. Elle diye şey gitmiyor yani. Biliyorsunuz o mesele. İlginç mesele var ya. Ellezî fe'ale ene dersin mesela. Bunu yapan benim falan. En ellezî fe'ale, aslında bu daha şey olur. Bunu yapan benim falan. Bakalım. Bunu okuduk tamam. Ve yetimmu ta'riful musnedirihi bismin işare li agrad. منها بيان الحال من القرب أو البعد فتقول للقريب هذا زيد وتقول للبعيد ذلك زيد. Tabi orta şeyi düşünenler var. Bazı alimler müteahhirinden, yani yakınlık uzaklık Arap dilinde ismi işaret 3 mertebedir demişler ki Türkçede var biliyorsunuz 3 mertebedir. Arap dilinde Cumhur ve İbn Malik 3 mertebe olmadığını söylüyor Arap dilinde yakınlık ve uzaklığa işaretin. Hani Türkçede bu şu o diyoruz. Bu yakın, şu orta, o uzaktır yani. Arapçada da hani bazı müteahhirine göre za, zake, zalike şeklinde. Ama cumhura göre, İbn-i Mali'ye göre hayır. Yani zake de uzak içindir, orta yoktur. Yani Arap'ın zihninde orta uzaklık, yakınlık kıyas edilebilir bir şekilde. Böyle bir vazı edilmiş bir kelime yoktur. Ve vazında tartışıyorlar zake'nin. O da uzaktır, zalike de uzaktır. Bazen lam getir, bazen lam getirmez ya. Hocam, hâzâ zeydun mübteda olduğu için, tamam. Evet, yani velhâsıl, zâlike zeydun. Ve minhâ tenbihu alel istihkâk. Ey, istihkâkul evsâfil mezkûrah. Şimdi neden ismi işaret getiririz? Ya mesafe olarak, gerçek mekansal mesafe olarak uzaklık yakınlığı bildirmek istediğimiz zaman yapıyoruz bunu. Hem işaret etmek hem de daha yakın mı daha mı uzak mı onu bildirmek için ya zâlike ya hâzâ falan kullanırız değil mi? Ama bu uzaklık ve yakınlığı arkadaşlar sadece şey olarak düşünmeyin. Biliyorsunuz mekansal olarak değil, manevi mertebe olarak uzaklık ve yakınlık, ki bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim tefsirinde bu çok geliyor. İsmi işaretin belagatında bu manevi uzaklık, mertebe uzaklığı, idrak uzaklığı, yakınlığı olayını çok iyi düşünmeniz lazım. Mülaze etmeden ki gelen nükteler de mesela bir tane söylüyor ya, minet tembih ismi işaretin kullanma nüktesi. Tembih alel istihkak, hak etme. Buradaki zâlike hâzâ ne olmuş oluyor? Bir nevi mertebe olarak yani. Efendim uzak veya yakın. Ey istihkakul evsâfil mezkûrati. Yani buradaki istihkak nerede geliyor? İşaretten geliyor. Mekâneye geliyor. Leysel mekân, mekâne. İşâre ile mekânetihimil âliye. Ke kavli teâlâ ulâike alâ hudem min rabbihim. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَعَرَّفَ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَهُمْ
El mu'minun bismil işareti ulaike dedi. İlk ayeti kerime ilkinde o ilk geçen ulaikeyi. Li yunebbihe ala istihkakihim lima ba'de ulaike. Şimdi ilkinde de o var, ikincisinde de var bu nükte. Ama ikincisinde bir nükte daha var. Şimdi ilkine bakalım. Şimdi ulaike ala huden min rabbihim. Sadece buraya bakalım şimdi. Şimdi neden mesela başka bir şey söyle. El mu'minune ala huden min rabbihim demedi. Vasıfasına zamirle dönebilirdi. Hum ala huden min rabbihim diyebilirdi. Yine problem çözülmüyor Yasin. Neden işaret? Önümüze saydı saydı sıfatları koydu. İşte bunlar dedi. İşte hak bu. Bunlar derken Türkçe söyleyince Türkçe bunlar ismi yani, işaretle zamirle aynı şey gibi olmuş. İstihkak yine ulaike onu yerine getiriyor. Yani ulaike deyince yine istihkak meydana gelmiş oluyor. Tamam da ama hum diyebilirdi. Yani senin dediğin anlamı humla söyleyebilirdi. Neden? Hum ala huden min rabbihim demedi. Biraz daha şey oluyor. Nasıl işte anlatman lazım. Hiç açık değil bunlar çünkü. Yani değil mi yani? Orada uzak bir grup var işte onlar. Yani. Ah işte bu. Tam bunu istiyoruz. Aynen o. Ulaike yani onlar ki tazim falan değil. Onlar ki yani uzak yani mekanlara o kadar yüce olan herkes ulaşamaz. Kadirleri yüce insanlar onlar. Hum dese bu anlam yok. Hum dese hani Türkçe'de hani onlar karışıyor tabii humla ismi işaretle şey karışıyor da Arapça'da hum dese hum yani şey yok. Ama ulaike o mekanları işte Allah'a iman ettikleri için zaten mekanları yüce olarak tasavvur etmeniz gerekenler var ya mertebeleri yüksekte olanlar, uzakta olanlar yani. Ala huden min rabbihim yani. Ulaike. Bunun daha aslında daha anlaşılır bir şey. Direkt ilk ayet-i kerime Bakara suresinin öyle tefsir ediyorlar zaten oradaki zâlikenin belagatını. Elif lam mim zâlikel kitâb. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Eğer o لَا رَيْبَ ف۪يهِ'de durursak ذَلِكَ الْكِتَابَ ذَلِكَ الْمُبْتَدَى alalım. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Veya da ذَلِكَ الْمُبْتَدَى الْكِتَابَ haber alalım. Bu da bir İrab şey ihtimali. ذَلِكَ الْكِتَابُ Neden ذَلِكَ dedi? هَذَا وَا هُوَ الْكِتَابُ falan demedi yani. الَّذِي تَقْرَؤُونَهُ الَّذِي يُتْلَى عَلَيْكُمْ كِتَابٌ İsmi mevsul olarak da getirebilirdi değil mi? Onların hepsi mümkün yani. Ki var yani böyle kullanımlar da var Kur'an-ı Kerim'de. Zalike dedi. Neden? Çünkü zalike ba'idi bildiriyor. Lamla bir de kullanmış. Muhakkiklere göre eb'ad olmuş oluyor yani. Yani ba'id, garib, ba'id, eb'ad gibi. Yani garib, mutavasit, ba'id. Yani o yüce mekanı, yani mertebesi yüce olan var ya o. El-kitab. Allah'ın kitabıdır. Ve o kitap, o mertebesi yüce olan kitap ya. Zalike el-kitab. Her ne kadar ellerinde olsa okuyorlar. Zalike el-kitab. Zalike ile işaret ediyor. Çünkü makamının yüceliğini işaret için. Bu çok meşhurdu yani. Zalike diyorsun o gibi mesela tazim ve şey bildiriyor yani. Makamını yüceli. Zalike el kitab la raybe fihi. O yüce kitabın içerisinde hiçbir şüphe yoktur diyorsun. Zalike el kitab. O kitap var ya içinde hiçbir şüphe yoktur yani. Evet. Ve ulaike humul muflihun de bunu düşünebiliriz. İşte gene onlar ve ulaike humul muflihun. Burada bir nükte daha var. Ve ulaike humul muflihun. Buradaki ulaike de bir nükte daha var. Hiç zikretmeye de bilirdi burada. Ve ulaike'yi değil mi? Yani Müsned-i İleyh'in mezkur olup olmaması nüktesini işlemiştik ya birinci mabhasta. Hasfedilip hazverilmesi. Burada zikredilmeyebilirdi. Çünkü bir anlaşılıyor. Ulaike ala huden min rabbihim ve humul muflihun. Ev ulaike ala huden min rabbihim humul muflihun. Demedi. Tekrar etti Müsned-i İleyh'i. Müsned-i İleyh'i tekrar zikretti yani. Evet. Yani ulaike işte onlar işte onlar işte onlar tabii kadirini yüce Müslümanı zikretmek ona ekstradan sürekli şey yapmak tazim etmek demek olmuş oluyor. Yani birinci mesele nüktesi de var hissediliyor burada Müslümanı zikri. Çünkü hazredilebilirdi. Bir şey varsa oradan da soru sormanız lazım. Yani bir şey yoksa veya da farklıysa diye bir şey arayışa giriyoruz ya ruh halimiz. Değil. Bir şey normal söylenmişse bu normallikte bir acayiplik aramanız lazım. Yani ne kadar güzel normal bir şekilde söylenmiş demen lazım. Yani ne kadar da gereksiz bir anormalliğe gitmemiş bu cümle. Yani gereksiz bir garip üsluba girmemiş bu cümle yani. Evet. فَعَرَّفَ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِسْمِ الْاِشَارَةِ لِيُنَبِّهَ عَلَى اِسْتِحْقَاقِهِمْ لِمَا بَعْدَ اُولَٰئِكَ Bu'du mu demiş? Ba'du mu? Ba'da. İstihkakihim lima yaka'u ba'da ulaike. Ulaike lafzından sonra gelen humul muflihun var ya. Veya da ala huden min rabbihim.
ona müstehak olduklarını bildirmek için. Yani onlar müstehaklar işte. Ulaike onlardır yani o mekanlara ali olanlar. Dereceleri yüksek olanlar işte böyledir. Alehu demir Rabbi. Humul muflihun. Onlar hak ederler. Tabi burada humun el muflihun. Her birine ayrı ayrı bir şey var biliyorsunuz. Geleceğiz onlara. Yani ulaike zikredilmesi zikredilmemesi. Ulaike olarak zikredilmesi, hum olarak zikredilmesi. Bunlar hepsi konu. Hum var. Ayrıca gene hum getirmiş tekit olarak. Hasır yapıyor falan. El var bir de. Hum muflihun demedi. El muflihun dedi falan. Bunların her birinin kendine ait bir şeyi ve onların üstüne lehte göreceğiz biraz. Ama tarifle gelip gelmemesi haberin mesela. Değil mi? Tamam. Burada duralım arkadaşlar. İnşallah gelecek hafta siz de iyi hazırlayın. Gelecek derse bitirmeye çalışalım. Veya da bitirebiliriz bence. Yani çünkü bizim Rile-i Babi girdik. Biz konuyu da şey yaptık. Bitirebiliriz. Müslümanlara kadar gelecek derse. Biraz zorlasak. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا كثيرا.